Online. Herkese merhabalar. Öncelikle Uluslararası Arşiv Gününüz kutlu olsun. Koç Üniversiteleri Kütüphaneleri olarak gerçekleştirdiğimiz Dijital Dönüşüm Arşivlere Çok Yönlü Bakmak adlı konferansımıza hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamet Kütüphanesi Birim Kütüphanecisiyim. Son birkaç yıldır Koç Üniversitesi Kütüphaneleri olarak Uluslararası Arşiv Günü'nde etkinlikler düzenledik. Ancak bu sene ilk defa çoğu etkinlik gibi bu etkinliğimizi de online bir platformda gerçekleştiriyoruz. Açılış konuşmasına geçmeden evvel dinleyicilerimize konferansla ilgili teknik birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle tüm katılımcılarımız için bu konferansın kayıt altına alındığını bilmenizi isterim. Konferansa katılan tüm katılımcılarımızın videoları ve mikrofonları otomatik olarak kapalıdır. Eğer panelistlerimize, konuşmacılarımıza soru sormak isterseniz aşağıda chat butonu var. Chat düğmesine basıp oradan sorularınızı yazabilirsiniz. Her oturumun sonunda bir soru cevap bölümü olacak. Oraya sorularınızı yazıp ben sorularınızı soru cevap bölümünde konuşmacılara ileteceğim. Son olarak ilk oturum İngilizce olacak. Ardından gelen ikinci ve üçüncü oturumlar Türkçe olacak. Hello everyone, happy International Archives Day and welcome to the conference organized by Koç University Libraries titled Digital Transformations, Looking into Archives from Multiple Angles. I'm Defne Giyer, Anamet Libraries Branch Librarian. As Koç University Library, it has been a couple of years since we have been organizing events on the International Archives Day. But because of the obvious reason due to the pandemic, we couldn't do it in a physical environment, but we changed to our advantage this situation and did it on the online platform. Before passing to the opening speech, I would like to remind our participants some technical details. I would like to inform all our attendees that this conference is recorded. All the videos and microphones of the attendees are automatically closed. If you would like to ask a question to our panelists, please write it to the chat section. And lastly, I would like to remind all our participants that the first session will be in English and the two other sessions will be in Turkish. Without any further ado, I would like to introduce Koç University's Library Director Tuğba Akbaytürk to deliver her opening speech. Sözü daha fazla uzatmadan konferansın açılış konuşması için Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Direktörü Tuğba Akbaytürk'ü sizi takdim ediyorum. Teşekkürler. Defne, çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, Uluslararası Arşivciler Günü kapsamındaki bu etkinliğimize, bu konferansımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Önceki yıllarda da biz bu etkinliği yapıyorduk ama yüz yüze gerçekleştirebiliyorduk. Bu yıl COVID-19 sebebiyle sanal ortamda bir araya geliyoruz. COVID-19 bir taraftan baktığımızda tabii hayatımızı bir sürü şekilde çok olumsuz olarak etkilese de dijital dönüşümü çok hızlandırdığı için, çok hızlandırıcı bir etkisi olduğu için de bize çeşitli fırsatlar sunmuyor da değil. Bunlardan en yaygın olarak gördüğümüz ise düzenlenen etkinliklere yüz yüze bir etkinliğe nazaran çok daha fazla kişinin aslında katılabilmesi. Biz de sabah itibariyle kontrol ettiğimizde bu etkinliğimize 500'e yakın kayıt almıştık. Bu bizi çok sevindirdi. Diğer taraftan bu etkinliğin özelinde başka gördüğümüz bir olumluluğu daha sizle paylaşmak istiyorum. O da konuşmacılarımızın İstanbul dışında Amerika, İngiltere ve İzmir'den bize katılıyor olabilmeleri. Konuşmacılarımıza da bu vesileyle davetimizi kabul ettikleri ve bugün bizle olabildikleri için çok teşekkür ediyorum. Koç Üniversitesi Kütüphaneleri bu yıl dijital arşiv çalışmalarına başlamasının 10. yılını kutluyor. Bu bizim için önemli bir dönüm noktası. Bundan yaklaşık işte 10 yıl önce bağış olarak bize ulaşan 35 bin kadar slide'ı nasıl sayısallaştıracağımızı
araştırırken aslında arşiv çalışmalarına başladığımızda bugün geldiğimiz noktaya kadar olan o bizce büyük yolu kat edebileceğimizi açık söylemek gerekirse hiç düşünmemiştik. Ben düşünmemiştim. 2014 yılında Ankara'da faaliyet gösteren VEKAM'ın, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bize katılmasıyla ve beraberinde Ankara Arşivi'nin de üniversitemiz bünyesine katılmasıyla beraber toplamda arşiv çalışmalarının bizim toplam üretimimiz içerisindeki oranı gerçekten çok arttı. Ve geçen 10 yıla 28 koleksiyon ve 225 binin üzerinde dijitalleştirilmiş malzeme sığdırdık diyebiliriz. Bu bizi gerçekten çok sevindiren bir başarı. Arşivimizin güçlü yönlerinden de size kısaca bahsetmek istiyorum. Başladığımız ilk günden bu yana tüm projelerimizde uluslararası standartların kullanılmasına hep çok önem verdik ve öncelik verdik. Bunda teknik altyapımız, metadata uygulamalarımız, sistemlerimizin yurt dışıyla, dünya ile uyumlu olması hep bunlar çok dikkat ettiğimiz ve kararlılıkla, titizlikle de devam etmek istediğimiz unsurlar. Çünkü arşiv, kütüphanecilikte de böyle, arşivde de böyle diye düşünüyoruz. Hiçbir işi tekrar dönüp sil baştan yapabilme lüksüne sahip değiliz. Onun için ilk başladığımız an itibariyle olabildiğince hatasız ve en doğru şekilde başlangıçları yapmak ve sürdürmek gerekiyor. Arşivimizi eğer incelediyseniz ya da bu etkinlikten sonra incelemeyi düşünürseniz koleksiyonlarımızda Anadolu medeniyetlerinin ve tarihin ağırlıklı olduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki dönemlerle ilgili amaçlarımızdan da kısaca söz etmek gerekirse bu alanlarda var olan koleksiyonlarımızı tamamlayabileceğini, zenginleştirebileceğini düşündüğümüz bazı koleksiyonları bünyemize katmak için çalışmak istiyoruz. Koleksiyonlarımızın diğer taraftan yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığını, bilinirliğini arttırmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapmak istiyoruz. Daha çok araştırmacının arşivlerimizden faydalanmasını ve tez olabilir, bir makale olabilir, bir bilimsel yayın içerisinde, buna konferans sunumları da dahil tabii ki, bilimsel yayınlarda daha fazla arşivimizin kullanıldığını görmek istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu noktada yoğunlaştıracağız önümüzdeki yıllarda. Ben sözlerimi çok da uzatmak istemiyorum çünkü eminim hepimiz konuşmacılarımızın neler söyleyeceğini dinlemek için daha çok sabırsızlanıyoruz. Bu sebeple çalışmalarımıza başından beri destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm bağışçılarımıza, ilk günden beri yanımızda olan Vehbi Koç Vakfı'na ve üniversitemize teşekkür etmek istiyorum. Ve sözü bu etkinliğin her detayıyla ilgilenen arkadaşımız Defne'ye bırakıyorum. Defne? Çok teşekkürler Tuba Hanım bu güzel açılış konuşması için. Şimdi ilk oturumumuz dijital dönüşümde eğitimin rolü konuşmasına başlıyoruz. İlk konuşmacımız University College London'dan Sayın Doktor Jenny Ban. Jenny Ban yüksek lisansını UCL'de Arşiv ve Bilgi Yönetimi bölümünde tamamladı. Ardından Victoria ve Albert Müzesi'nde, The Royal Bank of Scotland, Glasgow Üniversitesi arşivlerinde ve İngiliz Milli Arşivlerinde çalıştı. 2007'de doktora yapmak için UCL'e geri döndü ve 2010'dan beri UCL'de ders vermektedir. Şu anda Arşiv ve Belge Yönetimi programında direktördür. Bu sunumda Jenny Ban, İngiltere'deki arşiv eğitimcilerinin ve profesyonel arşivcilerin dijital dönüşüme uyum sağlamak için geçmişten günümüze nasıl kendilerini geliştirdiklerini sunacaktır. Our first session is called The Role of Education in Digital Transformation. Our first speaker is Dr. Jenny Ban. Ban completed her MA at UCL in the Archives and Records Management Studies. She then worked at the Victoria and Albert Museum, the Royal Bank of Scotland, Glasgow University Archives, and then at the TNA. In 2007, she returned to UCL to complete her PhD. And since 2010, she has been teaching at UCL. She is currently the director of the Archives and Records Management Program. In this presentation, Ms. Ban will look back at the how the archival educators and the wider UK profession have sought to develop themselves in order to address the digital transformation.
Miss Jenniban, the floor is yours. Thank you, Daphne. I'm just going to try and get everything working. I'm going to share my screen and hopefully somebody will be able to tell me if that is working. Yes, it is working. This is working. Wonderful. Right. Well, I will start. And first of all, I'd just like to say thank you for the invitation to speak at this event. In these difficult times, it is really, really very lovely to be involved in something so positive. And I'm very grateful to Daphne and the organisers for asking me to take part. So I've been asked to talk today about digital transformation in archival education, and I will obviously be speaking from that UK perspective. But before I start, I thought I probably needed to define some of the terms in which I will be speaking. So first of all, archival education. We're not going to have time today to debate the question of what we all think an archival education should be and what it should consist of. So for the purposes of this talk, I am taking it to refer to the mechanism by which individuals learn how to work in the record keeping profession and to become a part of that community of practice. Now, in the United Kingdom, this mechanism, since just after the Second World War, has involved undertaking postgraduate level university study on one of a limited number of courses or programs. And these courses are accredited by the Archives and Records Association, which is the professional body in the UK and Ireland. Now this on the screen, we see two screens right now. Oh, okay. It's so gone. There you go, better? Yes, much better, thank you very much. Okay, that's all right. This mechanism that we have in the UK, it's not perfect. I'm not going to pretend it is, but it's what we've got. And I'm probably not going to go too much more into that. So instead, I'm going to define digital transformation. This phrase seems to reference the idea that we are undergoing some sort of unprecedented revolution engendered by digital technologies. Now, that the world has changed and that the world will continue to change is, of course, true. But it is also true, therefore, that change in itself is nothing new. And neither, to be honest, is digital technology. Because one of the things I've been interested in researching for some time is the history of archives and digital technology. And this goes back to at least the 1960s. I've written about this elsewhere, but to give you some points of reference, in the United Kingdom, computer-generated archival description dates back to at least 1970, 1971, and the Computer Applications Committee of the Society of Archivists was established in 1973. The quote you see on this slide is from a report of that committee, and it brings together archival education and digital transformation in suggesting that part of an archival education should involve learning about, in the parlance of the committee, computers. These words are no less true today than they were 45 years ago, but they do highlight that our anxiety about computers seems impossible to diminish. And one of the questions I keep coming back to is why? Why is it, even though we have successfully dealt with and transformed our work in the light of digital technologies for nigh on 60 years, do we still feel so anxious about it? What exactly is it that would make us feel confident, competent, and in control of the situation? Is that even possible? The world is going to keep changing, and we are going to need to keep learning and adapting. We have to start seeing digital record keeping competence and confidence as a process and not an end point. So with that in mind, I am going to share with you my process, not over the last 45 years, because I'm not quite that old yet, but at least over the past 25 years, because this is the period of which I have personal experience. Firstly, as a student training to be an archivist, then as a practicing archivist, and latterly as an archival educator. Now, of course, this is a UK perspective. I realise that this will not necessarily be the same for those of you here in Turkey or in
other parts of the world. And similarly, even within the United Kingdom, my experience will have been radically different to others who will have taken different career paths and worked in different organisations. But looking back, I have come to see value in distinguishing between two approaches in my encounters with technology, an unreflective one, an unreflexive one, and a more reflexive one. On this slide, I have staged these two approaches chronologically because that is how I have experienced them. It has taken me time to grow into the more reflective approach. But I don't want to imply by this, however, that the latter approach is better or represents a higher level of progress than the former. Rather, both approaches are needed, and what I would encourage everyone to do is to get better at recognising the difference between the two and when they are or should be taking one rather than the other. I do this because for me, one important element in building confidence in digital record keeping and competence is about building awareness of how you are engaging with digital technology so that you control your engagement with it, not the other way around. So let us start with the first approach. When I first started working as an archivist in the mid-1990s, the internet was just starting to become the force we now know it to be. And in the United Kingdom, this meant that the move towards the digital creation and presentation of catalogue data, which had started 20 odd years earlier, took on a new direction in the rush to get it online. And for me, what this meant was not that I had to engage with technology in terms of off-the-shelf software packages that would do this for me, because such things hadn't really been invented yet. Rather, what it meant was that I had to engage a bit more with what was under the hood. Things like XML in the form of creating and working with encoded archival description, and query languages such as SQL. Nonetheless, in many ways, I was still engaging in quite an unreflective way. The technology had brought new tools, and it was up to me to learn how to use these tools to do what I wanted to do. I soon found, though, that there would always be limits to how much I could become expert in these new tools, and that what was perhaps more important was that I had enough knowledge of them to know what was possible, rather than having to do it all myself. This approach I would characterize as the intelligent client. It is incumbent, I think, on all of us to educate ourselves on an ongoing basis as to the basics of how technology works. We don't need to be programmers or IT professionals, but we do need to have enough knowledge to be able to tell when the wool is being pulled over our eyes and to envision what might be possible and what will and will not work for us. If we do not, we run the risk that we will just have to settle for what we are given because we do not know enough to ask the right questions. Recent attempts to define the required knowledge base for archival professionals dealing with digital material would seem to support this view. And here, by way of example, is part of a list that archival educators in the US have identified as being things that we ought to know about. Jumping forward a further 10 years to the mid-2000s, online catalogues were to some extent already old hat, and the new online gold rush was towards digitised content and getting that available on the internet. At the same time, and in parallel, some UK archives, including the National Archives, where I was working by then, were also starting to consider born digital records and material as something that else that would have to be fitted into the archival pipeline from selection to transfer to cataloguing to online access. Here then we have a screenshot of Electronic Records Online, which, as it says, was the National Archives' pilot presentation of its digital collection. It was working on the project behind this that helped me to develop the second and more reflective approach I have been talking about. Working on this project was not just a matter of being an intelligent client, liaising with IT professionals about how I wanted to employ the tools they understood better than I, you know, issuing them with instructions as to what I wanted. Rather, because this was sort of a more collaborative project, in the conversations I had with IT professionals, it also became a matter of my attempting to explain and defend why I thought we should do it a certain way.
and being forced to articulate principles such as provenance or original order that I had internalized to such an extent that I had ceased to think about them, brought me to the realization that I no longer knew how to put those principles into practice, given the technological environment in which I was now operating. This prompted me to step back and do some rethinking in an approach that sadly does not have as snappy a label as the intelligent client. The nearest I can come to a label is perhaps computational archival science, because this is a label that has recently been applied to what is being conceived as a transdisciplinary field that integrates computational and archival theories, methods, and resources, both to support the creation and preservation of reliable and authentic records and to address large-scale records processing, analysis, storage, and access. Another candidate would be, in the immortal words of Terry Cook, paper minds, electronic records. Because what both these labels signify to me is a need to constantly reflect on our own assumptions and to recognize the extent to which our practice and the thinking that surrounds it cannot escape the technological environment in which they are rooted. I have also said on this slide, not just digital curation, because when I look at the OAIS model, all I see is an attempt to model the same old process of stuff in and stuff out that we have been acting on for years. OAIS may not talk in terms of boxes, but how are the information packages it talks about any different, really? The premise is the same. Our role is to package stuff up into some sort of container, put it in a repository, and then get it out again when people ask for it. I don't disagree that it is convenient to define the concept of an information package, but to me, it is also limiting, and it is not helping us to deal with the complexities of the environment we are now inhabiting and of the stuff our material is made of. These then are my conclusions as to how we need to approach the digital transformation in a way that will lead to the successful outcomes we have already seen to continue into the future. As an archival educator, this is what I try to teach the next generation of archivists, but it is not easy. The first may be more fact-based, the sort of thing you can learn from books. The third I teach by making the students undertake an individual project that allows them to engage with a technology of their choice, because this forces them to take control of how they wish to engage with it. The second is the hardest of all. As I have said, I have grown into being a reflective practitioner, but I struggle with how it can be taught. For all of those working in this field, the focus is very much on being a practitioner, on knowing what to do. It is in this knowing what to do that we start to feel both confident and competent. The challenge we all face then is that we need to maintain that sense of confidence and competence in not knowing what to do, in understanding that as soon as you think you know what you are doing, you will stop thinking, stop questioning, and you will thereby lose your ability and your competence to cope with the digital transformation. Thank you. And I think questions are being left till the end, so I will leave it there. Yeah, Jenny, thank you very much. That was a very insightful talk and presentation. It really gave us a perspective about how we should, as archivists, as information managers, we should approach to this digital transformation and what questions we should always keep in mind. Thank you very much. Now we will pass to our second speaker of the session. İkinci konuşmacımız Sayın Doktor Öğretim Üyesi Lale Özdemir. Kendisi 2001 yılında University of London School of Oriental and African Studies'de doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında İngiliz Milli Arşivinde, ardından İngiltere Adalet Bakanlığı'nda çalıştı. 2012'den beri Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde çalışmaktadır. 2017 yılından beri de bölüm başkanı yardımcısıdır.
Lale hocamız bu sunumda elektronik bilgi ve belge yönetimi eğitiminin mezun öğrencilerin ileride doğuştan dijital belgelerde çalışmak için yeterli olup olmadığını açıklayacaktır. Our second speaker is Assistant Professor Lale Özdemir. In 2001, she completed her PhD from the University of London School of Oriental and African Studies. Between 2004 and 2010, she worked at the National Archives in the UK, and then she worked at the Ministry of Justice. Since 2012, she has been working as an academic at the Marmara University's Department of Information and Records Management. And since 2017, she is the deputy head of the department. Ms. Özdemir will examine whether the education that students receive in terms of electronic information management and record keeping equips them to work with the digital-born records in an archival context. So, Lale Hocam, the floor is yours. Okay, thank you. Okay, thank you, Defne, and I would like to extend my thanks to Hock University for inviting me to speak today. Thank you for that. What I'm going to talk about briefly is archives in the digital age, and the Turkish Generation Z, and whether they are equipped for the challenge of working in digital archives. Now, the first thing I want to say is that, of course, I am, by nature of this talk, I am going to make some generalizations. So I appreciate that not all Turkish information and records management students are the same, not all academics are the same. So I just want you to, I just want to impart that message that I realize that I'll be making some generalizations, but it's, there's no ill intent intended. Now, Defne spoke a bit about my background. There's one minor correction. I finished my PhD in 2011. I started it in 2001. It took a long time because I was working at the same time. Now, the reason I have this slide is not because I want to talk a lot about myself, it's because today I'm speaking as a former, somebody who has worked in a National Archives setting abroad, and somebody who also has experience in the current information and records management environment as an educator. So this isn't an empirical study. This is more about, this is based on my experience. And I'm just going to look at where we are and where we can be, because it will be, you know, our students are those that will take this field forward in the future. Just to add that I primarily worked in policy at the UK National Archives. And as Jenny has just spoken about, we do not need to be web programmers. We don't need to be IT specialists. And I tell my students this all the time, but as Jenny has just spoken about, we have to have an awareness. And I think that we also need to take into account that, you know, archivist, information manager, records manager, sometimes the boundaries blur in the digital age, and I think that that is something that we need to appreciate. Now, Lale Hocam, I'm sorry to interrupt. Would you please do your screen, full screen at the presentation? Okay, hold on. Let me have a look. Below on the right corner, there is a sign. Next to do. You are screen sharing. Stop video participants. Or you may say on the left corner, baştan or geçerli slide'dan. Sorry. Okay. Yes. Sorry about that. Here we have to just. I'm very sorry. You have to go to görüntü ayarları. That's fine. Yes. Yeah, it's your job. Okay. Thank you. Sorry about Perfect. That. Perfect. Thank you.
Now, I'm speaking purely about Turkish students here, based on my experience and some literature. The literature on Generation Z, what we would call in Turkey, yeni kuşak, yeni nesil, I want to just briefly examine whether the education students receive in terms of electronic information management and digital record keeping equips them to work with all digital. Now, this is focused on students, new graduates. So first of all, who is this Generation Z? They're also referred to as iGeneration, iGeners, Gen Z, etc. And these are individuals born in the mid-1990s up until relatively recently. And why is this generation referred to as such? Because they don't know life without the internet. And according to Twengay, they check their smartphones up to 80 times a day. So this is the generation that we in Turkey are now educating in our information and records management departments. Okay, so what do we mean by digital archiving? This is a topic for another day if it's to be discussed at length, but I just want to point to a distinction. 20 years ago, digital archiving was defined as the long-term storage, preservation, and access to all digital information. This was 20 years ago. However, times change. So now, a recent definition by the National Archives of Australia also makes reference to the formulation of policies, the need to preserve the authenticity of the record. We need to trust it over time. We need to be able to retrieve the record, obviously. But this digital archiving also includes policies, guidelines. It's not just about the technology, which is something that I think we sometimes need to appreciate. It isn't just about the technology. The policies and the procedures are something that I would argue are more important, especially at a national level. Now, so what's the relevance, you know, of this talk, the new generation, etc.? Well, this is because the digital records management or digital record keeping in a digital age is accompanied by new risks. Digital information material is more granular. We're talking about huge volumes. We're talking about difficulty. This is just one example. How do you appraise digital material? How do we sensitively review digital material? How do we prepare digital material, born digital records for transfer? Do we have the right staff in place at public sector organisations, etc.? You know, these are the questions that we need to consider. And one thing that I would also like to add is that there are no simple answers. And I'm sure, as Jenny would agree, digital preservation, there is no clear-cut answer. There isn't a this-fits-all answer. It's difficult, and we need to have an awareness, even if we don't know how to use all of the technology. So what I have done is, I've used literary character archetypes just to make this a bit more interesting. So students are protagonists, the hero of their story. They're responsible for shaping their own professional destiny, but they face obstacles along the way. They can act as advocates for change, but this depends on their own personal development as well. So we as academics know that we can teach the best of our ability. So for example, during this COVID-19 crisis, I know so many academics across Turkish universities who have worked night and day to offer long distance learning, but sometimes we have only 5 students out of 50 logging on to listen to a class. So again, students are responsible for their own personal development. They are the heroes of their own story. Now we have mentors. Mentors are at universities, academics, who support the intellectual development of students. The sage is wise. The sage should impart wisdom. This represents knowledgeable government agencies who will offer advice and guidance on archival practice.
Who am I talking about? In the Turkish context, I'm talking about the Turkish State Archives, because we look to the Turkish State Archives for guidance. We look to the Turkish State Archives for policy. And having come from the UK National Archives, where there was an abundance of policy and an abundance of guidance, I sometimes struggle with the lack of direction, for want of a better phrase. The trickster, please, no offence intended, the trickster isn't a person. The trickster represents the fluidity and flux of the field of information and records management and record keeping, because the field is constantly changing. And there are no simple answers. And sometimes the tricks of the field lures the student into a false sense of security. You know, some of my students think it's easy. You know, that's fine, I'll graduate. You know, it doesn't matter if I don't pay attention to certain classes or, you know, do my assignments. You know, I'll get by. But the thing is with digital archiving, I don't think it's necessarily that easy. Generation Z, let's look at some of their characteristics really quickly. Technologically savvy, short attention span, copy and paste generation, no tolerance for quality, active involvement in university clubs, social responsibility projects. The one thing I would say is lack of confidence working with English sources. Obviously, this is a generalisation, but this is based on my own experience. There's a lack of confidence amongst a lot of Turkish information records management students and new graduates. Now, mentors, what do universities do? We have a guiding function. We guide students academically. We take an interest in the welfare of students. This is particularly true in Turkey, where academics go the extra mile. I mean, there are very few students in Turkey who I have found adhere to office hours. Turkish academics tend to keep their doors open. They help students to gain professional experience, how through internships. And in Turkey, there's a general belief that all students have the right to graduate, which means that they will help struggling students to graduate. Now the SAGE has a legal, this is the Turkish State Archives. Obviously there are other agencies and government bodies involved in providing advice and guidance, but for the purpose of this talk, I'm just focusing on the Turkish State Archives. Has a legal responsibility to offer advice and guidance, and this includes digital preservation, formulate policy and oversees its implementation, and should employ staff that has the skills required to work with digital records. Works in line with legislation. Now the trickster, this is the field, the changing field, makes digital preservation look too easy to students. Gives all stakeholders the impression that digital transfer isn't urgent. The transfer of all digital records is urgent in the sense that an infrastructure is required, so that we don't have gaps in the national memory, and gives credence to the view that we can do just fine without an archival act. As my colleagues listening are well aware, we have different regulations in place in Turkey regarding archival matters, but we do not have an independent archival act or public records act. Something that I think we sorely need. Now, if we just quickly look at Turkish Generation Z in higher education, last year there's a points-based system in Turkey. So entry to an information records management course ranged from 200 to 331 points. Unfortunately, sometimes studying information records management at undergraduate level can sometimes be regarded as mediocre or not particularly difficult. This is true for students whose first choice was not information records management. But then I think they get the shock of their life
because once they start, they realise that there's database management courses, courses in information records management systems, you know, there's English courses, Ottoman Turkish courses, web programming. So they realise it's not as easy as they first thought it was. So Caroline Williams, who used to be one of my managers at the National Archives, she described information and records management for university students being in a process of transition from an unqualified state into a well-informed graduate and a professional one. So this process of transition might be perceived as crossing a threshold, undergoing a rite of passage. So upon crossing this threshold, can the students as protagonists successfully work in digital archiving? Now, first let's look at the cons, the negatives. I would kindly like to remind the duration as well. Okay. So we would, like in a few minutes, if yeah, we could wrap up. Last couple of minutes. The education system in Turkey can no longer be said to be based on memorization, but some exams nationally and at universities can sometimes contain an element of memorization. Students can sometimes favour classes which have exams that require memorisation rather than choosing classes that require analysis. Life as an information professional will be harder because most of the sources, academic sources in English, students tend to struggle or shy away from the English language. And are the undergraduate classes that teach digital archiving sufficient in terms of numbers and content? We need to take a look at ourselves. And do academics as mentors teach the practical side of archiving? Advantages. Compulsory internships means Turkish students get to gain experience prior to graduation. Classes in digital content have increased over the last few years. New information and records management departments are open nationally, especially in Anatolia, which I think is a fantastic development. Generation Z students are technologically savvy, they're quick to learn and they push the boundaries. It's good that they don't accept no for an answer. Now, just one last minute. So we have the saying, choose the Turkish State Archives. We have had huge digitalization projects for the Turkish State Archives. This is a fantastic development. We're preserving the nation's memory. Most archivists will gain experience in digitalisation. However, we have archival regulations which have been revised but still no archival act. This means that the SAGE, i.e. our National Archives, isn't imparting its wisdom to its best ability, and digital transfer of all digital records from the public sector to the state archives is yet to begin. I'm just moving on to my last slide. So what's the link between Generation Z students and the SAGE, i.e. archives? If we have an independent archival act, then new graduates employed in the public sector will know what's expected of them in terms of digital record keeping prior to digital transfer. Archival legislation and enforcement powers means that the role of the archivist and the profession will be taken more seriously. And graduates of information records management degree courses will learn how to help preserve the corporate memory, which in turn will ensure that all digital material survives to make it state archives, because we cannot treat all digital material as paper records. That's all that I would like to say. I haven't taken up, hope I haven't taken up too much time, and I'm sure if there are questions, I'd be happy to answer them. Thank you. Thank you very much, and no worries about the time. Thank you very much both. That was, Lale Hocam, that was a great presentation about how we understand the different generations' approaches and how all the key role players actually affect our archive world and archive understanding. So thank you very much. Dear Jenny and Lale Hocam, you may open your videos and unmute yourself. So we had one question to Jenny. The first question was about what is the difference between
Digital archives and digital curations. There was one speaker who wanted to have a bit more detail about that. I think you can define terms however you want. I mean, digital archives does suggest that it's kind of the actual material, the kind of digitized files or born digital material. They are digital archives. Whereas digital curation takes more of that kind of process view that what this is it's the kind of process of looking after this material. And you can draw the limit to, you know, when you start looking after it, you can define yourself. You know, if you're in the continuum kind of mindset, that's like before it's even created, you're kind of looking after it. Whereas if you're kind of more in a life cycle, you might choose to only take responsibility and therefore be looking after it and having to process that at a certain point, you know, when it's come to the end of its life. So it doesn't really matter. But for me, I guess there's a difference perhaps in whether you look at the actual material. And I guess that's, again, perhaps a more custodial mindset versus this kind of process activity function. And I think there's also a difference between digital preservation and digital curation that's been discussed, where digital preservation is very much focused on preservation. So if we're going back to that idea that archivists have a role in both preservation and access, digital preservation kind of emphasizes the preservation side rather than the access side, whereas digital curation includes both. Okay, thank you very much. We had another question about to Lale Özdemir about what was the different approaches that you have seen between the generations, such as you have mentioned about the Z generation, but when those characters play a role, do you see that generation difference? Was another question. Thanks, Stephanie. Do you mean the difference between generation Z and the last generation? Or yes. Okay. So this is speaking from my own professional experience. Obviously, there's lots of studies on the different generations, etc., and their characteristics. I would say that this generation Z, as we refer to them, they are the most, you know, by nature, they're the most technologically savvy generation to date, because they've always grown up with a smartphone, they've never heard of a floppy disk, they even think that using a USB is, you know, that who does that anymore? So I think they are really technologically adept, but at the same time, I think that if we're going to look at a negative as well, I think that compared to previous generations, and again, I don't want to make generalizations, but I think they feel that they're entitled. They feel they're entitled. So I will graduate and then, you know, I deserve to be earning this much straight away. There's sometimes, I think it's due to parenting, etc., but I will just say on the plus side, technology is a huge factor. On the minus side, I would say there is a sense of entitlement that I have seen has crept in amongst students over the last few years. Okay, thank you very much. Dear Jenny Barr, we have a question to you. It's actually a two interrelated questions. The first one is, what is the role of artificial neural networks and back propagation in archival education? And what are the new roles of archivists? Are they to become more and more director of assistive technologies? I'm assuming that this is sort of asking around artificial intelligence and the sort of rise of artificial intelligence and where archives kind of fit into that. So obviously this is an area that's being looked at a lot. The idea of artificial intelligence ethics, artificial intelligence governance frameworks is a kind of huge area of debate at the moment. And it kind of impacts on archives in two ways. The first way is that we could actually benefit from some of these technologies ourselves. So perhaps that's the kind of more unreflective approach I was saying, you know, that we could adopt these. We know that the volume of digital material is huge. We know that we can't hand
manually crank it in the same way that we've done. Therefore, we might need to automate, and we may be able to do something with artificial intelligence. So there has been work done in that area, particularly around technology-assisted appraisal and sensitivity review and all of this. So there's work going on that. But I think the other issue is around artificial intelligence ethics as kind of what is our role. And here I do think we have a role. I know it's very old fashioned to hark back to Jenkinson and say that we have this kind of role as a servant of the truth. And, you know, the truth is a complicated concept. I'm not going to go there. But I do think that we have a role as archivists to stand up for authenticity, to stand up for this sort of importance of kind of asking questions before we employ any kind of technology as to how accountability is going to be demonstrated if we're using that, how we're going to demonstrate that, you know, kind of it's being employed ethically. So I do think that those kind of questions are within our remit, and sort of taking care of all of this, looking after this, it's not just a matter of looking after the actual material, it is also kind of drawing the attention of the world to the kind of questions that we know are important, but which sometimes get perhaps overlooked. So I do see that we do have a role in kind of the policy area around artificial intelligence and the ethical frameworks, as well as actually just using those tools ourselves. Okay, thank you very much. We have a question. I have a question for both of you, actually, from one of our attendees. It's asked, what will happen to metadata when the data and itself in all aspects are becoming readable and searchable? I can take that one. It's more a bit technical. I can take that one because I love metadata. So. Okay. I think what it does demonstrate, this question, is that we are having to rethink. And I do find it quite shocking when I speak to my students and I say, you know, cataloging, you won't be doing cataloging. Cataloging is not, you won't be creating metadata. It will be there. You've just got to manage it. So there's a kind of element there. But nonetheless, the distinction between metadata is an important one, because what it does is it demonstrates how the line was drawn. So if we think of metadata as data about data, it tells you how somebody approached that stuff and how they decided that this was the thing and this was about the thing. So it's kind of, in a way, evidence, you know, the evidence of where the line was drawn. So I think it is quite an interesting question, but I would say that, although I totally take on board that metadata is just data and that all is now data to some extent, for us, that line between data and metadata is more than just, you know, it's not just academic. It's evidence of how that thing was perceived at a certain time. And therefore, we need to kind of maintain the distinction. Maintaining the distinction is, to some extent, what we have to do. That would be my answer. I have nothing further to add. Okay. I have a question for both of you. It's actually, Lale Özdemir explained the archival education's development in Turkey, and dear Jennifer explained it from the UK. And we see that in both education, we see actually common points, even though the two countries are very different historically, politically, and so on. We see that the education has very similar points. As the term digital transformation comes in, we see more parallel aspects. What is your view on that? Do you also see maybe again globalized world and so on, but do you see that the archival education is becoming kind of similar in other parts of the world as well? Or maybe it's too utopic, I don't know. I can start with that. I'm not sure I can speak about, I mean, Jenny is probably a better place to speak about UK-based archival education, but I would say that in a digital age, I would say that the profile of archivists, the profile of information professionals has enhanced than prior to before. But what I would say in relation to Turkey is that the field and information management as an area to study still isn't where it should be in terms of prestige
and important. I would like to see a time when it's the first choice for students, not the second or third choice. So I think there may be something that Jenny could say about the UK in terms of that. I mean, we have well-established departments, you know, from the 80s, under the name of Archival Studies Departments in Turkey, and the plethora of academic studies. But the thing is I don't think we get the recognition that we deserve in Turkey. Maybe that's to do with the legal framework, and we're not quite where we want to be. But mm-hmm. if you speak from the UK perspective. Thank you. Yeah, I mean, I think everybody feels undervalued. I mean, certainly I wouldn't say that archivists in the UK feel any more recognised than archivists anywhere else in the world. But I do think that perhaps this comes back to if there is this sense that we are getting closer, it's because what we are teaching with archival education is different. And the shift there is from a very close focus, perhaps, on the material, certainly in the UK, you know, when I trained even back. It was very much a focus on the material, a focus on the administrative history that is obviously specific to a national context that kind of created certain record forms, and understanding all of that was a much larger part of an archival education. And as we've moved to this more process view, we are concentrating on the kind of process of a kind mm-hmm. of, and that is more universal, because to some extent you have to kind of do the same things in the same places to have the same effects. But I think that it's perhaps it sort of downplays the regional and national differences, and I think that clearly the kind of understanding of the material is very linked to that national context, mm-hmm. because obviously it's around those national contexts and the government framework and the way that administration has been carried out in that country through time, and it is incredibly local. And I don't think that we should dismiss those differences. I think they are very interesting. And it's coming up, for example, in quite a lot of the works that's been really starting now around language, and even, you know, the discussion of, I don't even know what the word for records is in Turkish. You know, it's those kind of differences of kind of conceptual ideas that come from a very local context that should be, I think, should be surfaced still in archival education. Okay. Thank you very much for both of you. We came to the end of our first session. Thank you so much for your participation and the great presentations. And now we will pass to the second session. So thank you. Şimdi ikinci oturumumuza başlıyoruz. İkinci ve üçüncü oturumlarımız Türkçe olacaktır. İkinci oturumumuz dijital dönüşümde bağışın ve arşivin rolü. Bu oturumda bir arşivin bağışçının gözünden nasıl görüldüğü anlatılacak ve ardından Koç Üniversitesi Kütüphaneleri arşiv uzmanları tarafından bir arşiv uzmanının gözünden arşivler nasıl görülüyor, dijital arşivler nasıl görüyor, onları ele alacağız. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Ayşenur Ötken. Profesör Doktor Ayşenur Ötken, Yıldız Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Öğretim Üyesidir. Kendisinin bölge planlaması üzerinde birçok ulusal ve uluslararası makalesi ve projeleri bulunmaktadır. Ancak Ayşenur Hanım bu konferansta akademik çalışmalarındansa daha özel bir başka yanını ele alacağız. Ayşenur Hanım, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi'ne iki önemli bağış yapmıştı. 2018'de Cahide Tamer Tarihi Yapılar Restorasyon Projeleri koleksiyonunu ve Hadit Tamer Belgeleri koleksiyonunu kütüphanemize bağışlamıştır. Bu konuşmada Ayşenur Hanım bir arşivin oluşum sürecini ve bağış süreçleri üzerinden bir deneyimi bizimle paylaşacak. Ayşenur Hanım, söz sizde. Teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz bir kere beni davet ettiğiniz için konuşmacı olarak teşekkür ederim. Ayşenur Hanım, sesiniz biraz az geliyor. Onu şöyle söyleyeyim. Yapsam daha mı? Tamam, biraz daha iyi, evet. Tamam. Çok sağ olun. Peki. Bana bu çağrı yapıldığı zaman konuşmayı yapmak üzere, doğrusunu isterseniz arşiv konusuna nasıl bakılır pek de bir bilgim yoktur, hala yok.
O nedenle bu arşivlerin oluşma sürecini ben ancak kendi ailemle birlikteki yaşantım içinden açıklayabilirim diye düşündüm. Böyle küçük bir aile albümü size sunmaya çalışacağım. Bir yandan da bu söz edilen Cahide Tamer ki annem oluyor ve Hadi Tamer babam. Onların bu arşivlerinin nasıl bir birikimin sonucunda ortaya çıktığını belki biraz açıklayabilirim. Bir kere annemle babam, yani ben biraz müzeler çocuğuyum. Annemle babam Ayasofya Müzesi'nde çalışırken tanışmışlar. Babam o zamanlar henüz tanıştıkları zaman daha henüz tek üniversite kimya mühendisliği öğrencisi bitirmek üzere. Annem ise mimar olmuş ve Ayasofya'daki Rölöde bürosunda çalışmaya başlamış. Gördüğünüz fotoğraf sanıyorum flört zamanı. Çünkü tarihi 1945 Ekim ayı. Daha sonra ikisi de arkeoloji müzelerinde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlıyorlar. Ve kültür mirasımızın korunmasında değişik alanlarda çalışıyorlar. Annem restoratör mimar olarak çalışıyor. Babam ise arkeoloji müzeleri kimyahanesinde eserlerin korunması üzerine araştırmalar yapan laboratuvarda çalışmaya başlıyor. 1952 yılında o zamanki Marif Vekaleti, yani Milli Eğitim Bakanlığı, Müzeler Marif Vekaletine bağlıydı. Babamı bir yıllığına Paris'e bu koruma konusunda araştırma yapmak üzere gönderiyor. Paris'te yaptığı araştırmalar sırasında aldığı bir takım yönlendirmelerle İtalya'ya da gidip araştırma yaptığı öğreniliyor. Burada paylaştığım yazı babamın Paris'ten Türkiye'ye yolladığı bir yazı. İtalya'da özellikle kitapların korunması konusunda edindiği bilgileri Türkiye'deki sanıyorum bakanlıkla ve dolayısıyla ilgili kişilerle paylaşıyor. Yazının sonunda şöyle bir şey var. Sözlerimi bitirirken bu mevzu ile ilgilenenlerin enstitü tarafından her üç ayda bir yayınlanan bülteni ve Profesör Alfonso Gallo'nun son neşreti iki eseri tetkik etmelerini tavsiye ederim. Instituto di Patologia del Libro'da şahsıma ve memleketime gösterilen yakın alakanın minnettarıyım. Şu satırların tanışmayı temin ettiği müesseselerimiz arasında bana teklif edildiği veçile karşılıklı sergiler ve neşriyatla sıkı bir işbirliği tesis ederse bu hayırlı işte ilk teşebbüsü yapmış olmaktan dolayı cidden bahtiyar olacağım. Eylül 1952 Paris Hadi Hüdaverdi Tamer. Şimdi ben tam bu sırada internette bir şey ararken karşıma birdenbire arşiv vesikalarının korunması adlı tetkik hakkında diye bir şey çıktı. Bu yazarı Osman Ersoy. 1954 tarihinde yazmış ve diyor ki sanıyorum bu kısmı sizi ilgilendirir arşiv ve kütüphane uzmanları olarak. İstanbul yazının başlığı arşiv vesikalarının korunması adlı tetkik hakkında. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yüksek Kimya Mühendisi Hadi Tamer tarafından Türk Kütüphaneciler Derneği bülteni cilt 2 sayı 2 sayfa 101-111'de yukarıdaki başlığı taşıyan yazı ve daha sonra bu
bu yazıyla ilgili eleştirilerini söylüyor. Yazı arşiv vesikalarını, kağıt malzemeli vesikaların korunması hakkında başlığında da bunun belirtilmesi iyi olurdu diyen bir eleştiri. Şu anda hemen bunu bulunca doğrusu yani hoşuma giden de sizinle paylaşmak istedim. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra yine arkeoloji müzelerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kimyahanedeki çalışma arkadaşlarıyla kimyahanenin girişinde bir fotoğraf. Arkasında maalesef tarih yoktu. Pek çok fotoğraf da var ama. Ama benim bildiğim, ben de çocukluğumda devamlı oraya gittiğim için herhalde 1950'ler olması lazım. Olsa olsa en fazla 60'ların başı olabilir. Sağdaki wall ise babamın bu müze laboratuvarında çalışması kapsamında epey bir Çin'i çalışmaları vardı. Özellikle İznik Çinlilerinin deki renklerin, malzemenin kimyası çalışmaları vardı. Bu bağlamda ürettiği Çinilerden biri de bu. Burada ise annemle babamın Türkiye'ye, İstanbul'a gelen bir konuğu ya belki yabancı bir konuk gezdirmelerine dair bir fotoğraf. O sırada annem Yedikule Hisarı'nı onarımını, restorasyonunu yapıyor. Babam da yine konuyla ilgili. Dolayısıyla onlar bir ekip halinde bu konuyu Yedikule Hisarı'na getirmişler. Aslında fotoğrafın üzerinde başka, arkasında başka açıklamalar da var. Mesela babam sol başta ayakta duruyor. Onun yanında duran kimya profesörü, İstanbul Üniversitesi'nden kimya profesörü, Profesör Doktor Haldun Terem. Sağ başta ayakta duran annem. Oturanlardan biri de sürekli şantiyelere giderken annemi götüren aracın şoförü. Onu tanıyorum benim çocukluğumdan. Şimdi bu arşiv nasıl birikti? Aslına bakarsanız ben arşivin annemin arşivin özellikle başlangıcını şöyle hatırlıyorum. Mimar Ali Saim Ülgen onların restorasyon alanının o dönemde Doğa Yeni'ydi ve annem de onun yanında, onunla birlikte çalışmaya başlamıştı. Bana naklettiği Saim Bey bir genç bir mimara tavsiye olarak demiş ki yaptığın her işle ilgili her belgenin mutlaka bir kopyasını kendin için sakla. Aslında yani Cahide Tamer arşivi için Saim Ülgen'e de teşekkür borçluyuz. Burada kendisini yad etmiş olalım. Bu arşivcilik böyle sadece mesleki bir şey olmuyor galiba. Yani insanın kanına da işleyen bir şey. Ya da belki aileden gelen bir takım alışkanlıklar, bir takım dürtüler demek istiyorum. İşte onun için sizinle bazı fotoğrafları, adımları paylaşmak istiyorum. Bu benim babaannemin ablasının fotoğrafı bu, Süslü Hanım. Arkasında resmin bir eski Türkçe ile açıklama var. Anne ve benden sonra gelenlerin okuyabilmesi, anlayabilmesi için Latin alfabesiyle de yazmış. Mehveş Hanım benim babaannem oldu. Mehveş Hanım'ın hemşiresi Nusret Hanım. Yine başka bir şey, fotoğraf. Bu da babamın ailesi, ortadaki küçük 2 yaş civarındaki çocuk babam, dedem ve babaannem. Bir sağlık sorunu nedeniyle Viyana'da kalmışlar bir süre, uzunca bir süre. Sanıyorum bu fotoğraf o dönemden ama maalesef fotoğrafın arkasına Latin alfabesiyle açıklama olmadığı için benim de
eski yazıyı öğrenmem bir türlü kemale eremediği için bunu tahmin ediyorum. Benim tahminime göre bu yani anlatılanlardan da bildiğime göre, biraz da şapkanın çağrıştırdığına göre 1920 yılı veya işte 1920'lerin en başı olması gerekiyor. Bu annemin özellikle tarihe not düşme konusunda böyle, yani gelecek kuşaklara bu bilgiyi aktarmak konusunda çok ayrıntılı ve bir gayreti vardı. Bu annemin babasının fotoğrafı. Annem çok küçükken ölmüş ve kendisindeki ailedeki tek fotoğraf bu. Bu fotoğrafın annem büyütürmüş, fotoğrafın arkasına da bunun elde ediliş öyküsünü yazmış. Ben aşağıya da nakletmeye çalıştım. Doğum tarihi 1800 demiş, kalmış. Devamı nedense gelmemiş. Binbaşı oluşu, dedem deniz binbaşısı ve gemi mühendisiymiş. Binbaşı oluşu 26 Temmuz 1916, vefat 30 Mart 1920. Annem sonra bu resmi nasıl elde ettiğini açıklamış altında. Bu resim talebe grup resminden ayrılarak teksir edildi, yani çoğaltıldı. Ve bu resmin aslını bana ressam Sami Boyar verdi. Çünkü dedemle sınıf arkadaşıymış Sami Bey. Tam olarak okuyamadığım kuvvet gibi okuduğum bir kelime, inşaiye, parantez içinde açıklaması da var. Bahriye Binbaşı İnşaiye Mühendisi Ahmet Saim Bey, babam diyor gene açıklamada, Heybeliada Bahriye Mektebi'ndeki talebelik resmi. Bu notu yazan da 1982 tarihinde Cahide Tamer, yani kendisi için de not düşmüş. Bir başka bu böyle tarihe not düşme şekli, babamın babasında da var. Babamın babası, dedem, diş tabibi Mehmet Hüdaverdi. Kendisinin son zamanlarından aslında bir hasta protokol defteri kalmış evde. Hasta protokol defteri 1930'lu yıllardan, 1932. Ama başka notlar da var, sadece 1932 sayfalarda hastanın adı ne vesileyle diş tabibi Mehmet Hüdaver diye geldiği, adresi, adreslerin tarihi aslında çok hoş ama burada tabii hep örnekleri koymak mümkün değil. Mesela işte kuyu başındaki bor salkımlı ev falan gibi adresler de var. Hastanın, hastaya dair bilgiler, ondan sonra da yapılan işlere dair bilgiler ve tabii ne kadar alındığı ve daha alacaklar da olabiliyor, ne kadar alınacağı belirtilmiş. Bu geçmişte yaşananlardan sürekli bir tarihe bir iz düşmek, bir not düşmek isteği var. Evde pek çok peçete var. Değişik yerlere, yurt dışı, yurt içi, çeşitli yerlere yapılmış ziyaretlerde alınmış peçeteler. Bazılarının üzerine o günün notu da düşmüş, düşülmüş. Ben buraya şeyi koydum. 1958 Brüksel Dünya Fuarı'nda, tahmin ediyorum Amerikan pavyonuna gidilmiş, oradan dondurma satılan yerden alınmış bir peçete. Biraz da kirli bu arada peçete. Bir bu vardı. Daha pek çok peçetenin yanı sıra. Bir tane benim ilkokuldayken 1957 yılında, herhalde 4. sınıf falan oluyorum. Okulumuzun Beyoğlu İstiklal İlkokulu Yardım Derneği tarafından bir çocuk balosu düzenlenmiş. Çocuk balosuna da onun davetiyesini annem saklamış. Bu arada davetiyenin üzerinde, kenarında da babamın
biraz esprili bir notu var. Çocuk balosu, yanda da çocuk parası da var mı diyor. Hemen sağ tarafta bir kartpostal görüyorsunuz. Onu da gene aileden kalan şeyler arasında buldum. Mabel çikolatalarının reklam kartpostalı aslında bu. İlginç olan şey bence burada, bunların, bu anılar hep kayıt düşülerek saklanmış. Mesela bütün fotoğraflar, pek çok albüm var. Bu albümler temalı olarak hazırlanmış. Bütün fotoğraflar temalı olarak albümlere konmuş. Bu arada albümler de şurada görüldüğü gibi mesela numaralanmış. 21 numaralı albüm Bayramoğlu Ev ve Çeşitli Hatıra Resimleri diyor. Zaten annemin son zamanlarda bütün birikmiş şeyleri bir düzenli, sistemli bir hale getirme çabası vardı. Dolayısıyla en sağda gördüğünüz fotoğraf da annemin kendisi için oluşturduğu kartotekten bir örnek. Ayşenur Hanım, çok affedersiniz. Son dakikalar olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii, zaten bitiyor. Burada bana çok çarpıcı gelen bu tarihe not düşme ve gelecek kuşaklara bir şey bırakma arzusunun en çarpıcı örneği bence bu. Annem 1997 yılında havis bir tümörün alınması için hastaneye yattı. Ve özellikle hasta yatağında bir fotoğraf çekilmesini istedi. Abi geldi, bu fotoğrafı çekti. İyileşti daha sonra, fotoğrafın arkasını şu şekilde yazmış. Hasta, yüksek mimar Cahide Tamer. Cerrahpaşa Hastanesi Cerrahi Bilim Dalı Bölümü 532 No'lu Özel Oda. Operatör Doktor Ahmet Nejat Özkal. Dekan. Hastaneye yatışım işte 1997. Ameliyat tarihi Ağustos 1997. Taburcu olduğum tarih 14 Ağustos 1997 Perşembe. Diğer doktorun, iç hastalıkları odanın adını da yazıyor. Foto tarihi Ağustos 97. Foto Özcan Şenocak abim oluyor. Cerrahpaşa Hastanesi. Yani bu arşivin oluşma sürecinde aslında sanıyorum benim göstermeye çalıştığım şey böyle bir kayıt düşme dürtüsünün ve duygusunun varlığıydı. Arşivin bağışlanması sürecine gelince, doğrusu isterseniz orada şöyle oldu. İlk önce Bizans araştırmaları yapan bir ekip varmış Koç Üniversitesi'nde. O bağlamda Barış Altan Bey beni aradı. Herhangi bir belge olup olmadığı verebilir, veremeyeceğim konusunda. Ondan sonra bu kadar çok belge olduğunu gördükten sonra acaba bu arşiv bağışı yapmayı düşünür müsünüz dedi. Ben zaten düşünüyordum. Kaldı ki şöyle diyeyim, annem vasiyet etmişti. Bunu illa bir kütüphaneye bağışlayayım. Ama bilirim ki arşivler doğru yere bağışlanmazsa bir süre sonra dağılır, evlerde özel amaçlarla kullanılır, yok olur gider. O nedenle Koç Üniversitesi böyle bir arşivi değerlendirme isteğinde bulununca ben de memnuniyetle tamam dedim. Bu vesileyle çok da teşekkür etmek istediğim bir konu var. Arşivi bağışlıyorsunuz, iyi bir yere gittiğini de düşünüyorsunuz ama o arşivle insanın ne olursa olsun bir duygusal bağı oluyor. Koç Üniversitesi zaman zaman bana yazarak, arayarak bu iletisini gördüğünüz toplantılara çağırarak bu arşivle ilişkili, sürecin işleyişiyle olan ilişkili hep sürdürmemi sağladılar. Bu da hem bana kıvanç veriyor hem de mutluluk veriyor. Hem beni davet ettiğiniz için hem de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ayşenur Hanım. Çok sağ olun bu güzel sunum için. Hepimiz için bence önemli oldu. Hem çünkü
bir arşivi, bir koleksiyonu bir arşiv odasında gördüğümüz zaman onun geçmişini hep kendi açımızdan düşünüyoruz. Artık küçük ipuçları varsa öyle algılayabiliyoruz ama bir başçının gözünden bunu görmek ve bunu deneyimlemek apayrı. O yüzden çok sağ olun. Şimdi diğer konuşmacılarımıza geçeceğiz. Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Sayısallaştırma Ekibi'nin sunumları başlayacak. İlk sunum Mustafa Ergül tarafından yapılacak. Mustafa Ergül 2013'te Robert Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin sanat tarihi bölümünde erken cumhuriyet dönemi Türk resmi üzerine çalışarak tamamladı. 5 senesi salt araştırmada olmak üzere 6 yılı aşkın sürede kütüphane ve arşiv alanında çalışmaktadır. Son 3 senedir Suna Kıraç Kütüphanesi'nde kurumsal ve özel koleksiyonlar kapsamında arşiv uzmanı olarak görev almaktadır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Mustafa Ergül bu sunumunda Koç Üniversitesi dijital koleksiyonlarına genel bir bakış sunmayı ve kurumun özel koleksiyonlara yönelik süreçlerini içeriden bir bakış açısıyla değerlendirecektir. Mustafa Bey, söz sizde. Defne, çok teşekkürler tanıtım için. Aynı zamanda dinleyicilerin de katılımları için tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuşma dizisinde Koç Üniversitesi Kütüphaneleri, Arşivler ve Koleksiyonları olarak bu kapsamda bu alanı ilgilendiren konuları biraz içeriden bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. Ben de konuşmam genelinde koleksiyon işlem süreçlerinde arşivcinin aslında yeni konumu ve bu dahilde de aslında karşılaşılan durumlar hakkında genel bir perspektif çizmeye çalışacağım. Öncelikle koleksiyon kabul eden kurumlar, bunlar bir üniversite kütüphanesi olabilir, bir müze olabilir, çeşitli kültür kurumları olabilir. Odaklandıkları alan veya alanlar itibariyle çeşitli kabul, arşiv kabul politikaları mevcut. Suna Kıraç Kütüphanesi olarak da bu politikaları üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi aslında alınan koleksiyonun üniversitedeki bölümler açısından eğitimlerde, dersler veya projelerde bir kaynak oluşturma potansiyeli. Bunun dışında yine fakülte üyelerinin proje ve yayınlarına bir kaynak teşkil ediyor, buna bakıyoruz. Ve son olarak da kültürel miras öğeleri açısından bu arşivin bizim genel arşivimize katacağı zenginlik söz konusu. Tuğba Hanım da giriş konuşmasında bahsettiği gibi çok çeşitli alanlarda dijital koleksiyonlarımız 28 adet koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Dijital işlem süreçlerinden biraz bahsedersek aslında bu koleksiyonun kurma devrinden belgelerin araştırmacılara erişebilir hale gelmesine uzanan uzun soluklu bir çalışma ve birçok aşamaya sahip. Tabii bu sonuçta yani bu sürecin sonunda bir koleksiyon çıktısı olarak değinebileceğimiz bir konuşma, bir yayın, bazen de bir sergiyle karşılaşıyoruz. Yine aynı zamanda koleksiyondaki belgelerin kullanım taleplerini görüyoruz. Bu da aslında koleksiyonun kendini farklı mecralarda tekrar sürdürdüğünü işaret ediyor. Peki bu süreçlerde arşivcinin rolü nedir diye baktığımızda aslında en genel anlamıyla arşivci hem teknik hem de düşünsel açıdan bu süreç içerisinde bir dizi karar alma mekanizmasını yürüten kişi. Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde materyalin kuruma geldiğinde materyalin fiziksel durumundan tutun da bu materyallerin saklanacağı arşiv kutularının belirlenmesine, düşünsel anlamda dediğim gibi belgelerin tanımlanmasındaki terminolojinin oluşturulmasına ve dilin oluşturulmasına ve bu dilin aslında istikrarlı bir şekilde koleksiyonun geneline uygulanmasını sağlıyor. Diğer yandan yine konuştuğumuz bu koleksiyondaki veriyi daha nitelikli bir şekilde yansıtmak açısından koleksiyon özelinde hangi metadata alanlarının nasıl çeşitlendirilmesi, nasıl zenginleştirilmesi yine bir arşivcinin karşısına çıkan konuların başında geliyor. Tabii özellikle kişi eksenli gelişen özel koleksiyonların yapısı göz önüne alındığında, yani bu bir mimarın, bir restoratörün, bir arkeoloğun olabilir.
Hepsi birbirinden farklı ve farklı dinamikler ve içeriklere sahip. Yani bunlar arşivin, yani koleksiyonun içinde bulunan materyaller, materyal türlerinden tutun da dil çeşitliliğine ya da materyal sayısına göre değişiklik gösteriyor. Tabii sadece koleksiyona alınan kişinin kariyerine ilişkin değil, farklı materyaller de çıkabiliyor. Yani bir eğitim hayatı olabiliyor. Aynı zamanda kişisel hayatına ilişkin belgeler olabiliyor. Tabii bu da yeni bir tekil koleksiyonlar bazında çok boyutlu bir yapı içeriyor. Tabii genel anlamda genel arşiv çatısı altında bir kurum içerisinde aynı tip koleksiyonlar arasındaki bilginin birbiriyle bağlanması da yine aslında büyük bir sistemde gözetilmesi gereken belli standartları da beraberinde getiriyor. Arşiv uzmanı aslında bunların sağlanmasından da sorumlu bir kişi. Tabii bana göre yani arşivcinin işi aslında tek kişilik bir gösteriden öte içinde bulunduğu kurumun deneyimlerinden faydalandığı, koleksiyonu en iyi şekilde nasıl inşa edeceğin açısından hem kendi bilgi birikimini kullandı ve aynı zamanda yani bu inşa sürecinde çeşitli işbirliklerini aradı, görüş alabileceği kişilere ulaştı. Hatta bazı durumlarda belgenin tanımlanması için yani arşivcinin yeterli olmadığı durumlarda bir danışmanın seçilmesi, doğru kişiyi bulma kararlarında yine bir çevre içerisinde bulunması gerekiyor. Yani bu yüzden de aslında bir arşiv sürecini ayağa kaldırmak kurumun, arşivcinin aslında içinde bulunduğu bir ilişki anında yardımına ihtiyaç duyuyor ve aslında bu da kullanılıyor. Aslında genel olarak şundan da bahsedebilirim. Son 10 seneden beri özellikle Türkiye'de dijitalleştirme faaliyetleri kütüphanelerin aslında vazgeçilmez bir parçası. Bu da aslında özel koleksiyonları daha görünür kılıyor ve bu da diyebileceğimiz gibi hem ailelerin hem kişilerin sahip olduğu koleksiyonları kurumlara devretmesine devrettiği bir aslında trendten geçiyoruz. Tabii bu koleksiyon türleri çok farklı niteliklere sahip. Aslında buna paralel olarak da arşivciden beklenen şeyler de, faaliyetler de değişiyor. Yani arşivci beklentileri de değişiyor. Çünkü şöyle bir şey gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Hem bir arşivcilik temelli eğitime sahip aslında kişilerin daha farklı sosyal bilim alanlarında kendilerini geliştirdi. Hem de aslında farklı sosyal bilim alanların yani sanat tarihi olabilir, tarih olabilir, arkeoloji olabilir. Bu alanlarda faaliyet gösteren kişilerin de arşiv pratiklerini öğrenmesi bir arşiv alanına kaymasına yol açtı. Tabii diğer bir konu ise arşivciden beklenen aslında arşivci dediğimiz profil bir koleksiyonu içselleştiren, bütün belgeleri aslında bir şekilde temas etmiş bir profil. Bu da aslında arşivciyi koleksiyon üzerine bir söz söyleyen aktörlerden biri haline getiriyor. Yani koleksiyonun yeniden üretilmesi, koleksiyonun tekrar bazı projeler ve kapsamlarda dolaşıma sokulması yine arşivciden beklenen bir faaliyet. Yani bunu bazen bir dijital sergi veya koleksiyonun üzerine yazılmış bir metin olarak da görüyoruz. Burada oturumların genelinde bahsedilen bu dijital transformasyonun sağlamış olduğu fırsatlarda yine arşivcinin aslında takip etmesi, konuların takip ettiği konuların başında geliyor. Benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Yani farklı alanlar üzerinde inşa edilen farklı koleksiyonlar, arşivler mevcut. Bunların başında da kent arşivleri geliyor. Sanırım burada sözü Duygu'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Mustafa. Şimdi söz Duygu Kevser Karadağ'da
Kendisini biraz sizlere tanıtmak istiyorum. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminden mezun olmuştur. Ayrıca 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümünü tamamlamıştır. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü programından yüksek lisans derecesi almıştır. 2012 yılında bir proje kapsamında Koç Üniversitesi VECAM'da görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından itibaren birim kütüphanecisi olarak VECAM'da çalışmalarını sürdürmektedir. Kültürel miras, kent kültürü, dijitalleştirme, dijital koruma ve sergileme alanlarında ilgi alanları vardır. Bu sunumda Duygu Kevser Karadağ kent arşivlerinin oluşum süreçleri ve kent arşivleri açısından işbirliklerinin, desteklerinin ve projelerin ne kadar önemli olduğunu ele alacak. Duygu, söz sende. Teşekkürler Defne. Öncelikle bu organizasyonda yer aldığımız için Koç Üniversitesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Katkı vermekten onur duyuyorum. Ben çok kısaca sizlere biraz VECAM'dan bahsedeceğim. Daha sonrasında kent arşivlerinin oluşum süreçlerinden ve bu kapsamda işbirliğinin öneminden, projelerden ve VECAM'ın bu açıdan yaptığı çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. VECAM, Ankara'nın kent belediye misyonunu sürdüren ve yaklaşık 26 yıllık bir birikimle Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir araştırma merkezidir. Sahip olduğu eşsiz, nadir ve orijinal kaynakların yer aldığı kent arşiviyle araştırmacılara hizmet vermektedir. Kent arşivlerinin oluşum sürecine baktığımız zaman çok fazla emeğin ve çok fazla disiplinin bir arada yer aldığını görüyoruz. Kent arşivlerinin oluşum süreçlerinde kentin, kentlinin, kent kültürünün ve kentlileşmenin doğru bir perspektifte ele alınarak kurumsal açıdan düzgün bir politikayla yönetilip oluşturulması kent açısından çok değerlidir. Bu doğrultuda baktığımız zaman kent arşivleri aslında o kentin tarihsel açıdan varoluşundan başlanarak şu anda bulunduğu noktaya kadar birçok alanı içine alan ve kentin sahip olduğu bütün değerlere aslında bir tarafıyla dokunabilen hafıza mekanları olarak kurgulanmalıdır. Bu noktada VECAM arşivine ele aldığımızda VECAM arşivinde yer alan malzeme çeşitliliği aslında bir noktada kent arşivlerinde de ne tür malzemelerin, ne tür materyallerin bulunması gerektiğine çok iyi bir örnektir. Çünkü kente dair kent kültürünü, kent sanatını, kent mimarisini yansıtan birçok malzeme türünü barındırmak o arşivi hem çok zenginleştirir hem de o arşivin araştırmacılar ve kentli tarafından çok fazla kullanılmasını ve çok iyi bir odak noktası olmasını sağlar. VECAM arşivindeki fotoğraflara baktığımızda o kentin sosyoekonomik yapısını, o kentin dilini, sosyal yaşamını, mimarisini görebiliriz. Belgeleri incelediğimiz zaman o dönemdeki Ankara kentinin kurumsal yapılarını, yazışmalarını, dilini, o dönemdeki ticari hayatı gözlemleyebiliriz. Haritalara baktığımız zaman o dönemin oluşum süreçlerini, fiziki anlamda değişimini, büyümesini ve planlanma sürecini gözlemleyebiliriz. Objelere baktığımız zaman özellikle de Ankara açısından çok önemli bir kültür olan bağ kültürünü ve bağ evi yaşamını bu objelerle gözlemleyebiliriz. Bu açıdan VECAM arşivi kent arşivleri açısından özellikle de Ankara ölçeğinde bir hafıza mekanı örneği sergilemektedir. Tabii kent arşivlerinin oluşum süreçlerinde işbirlikleri çok önemlidir. Hem oluşum sürecinde aslında hem de sürekliliğini ve gelişimini sağlaması açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, üniversiteler gibi kent yönetiminde etkin yer alan kurumların
kent arşivlerinin gelişimine katkısı çok büyüktür. Bu noktada bu kurumlardan destek almak, özellikle de arşivlerin oluşum sürecinde aslında bu kurumlardan destek almak ve onlarla işbirliği yapmak kent ve kentlilik adına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Ve bu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen projeler aynı zamanda arşivin daha da zengin, daha da gelişmiş bir noktaya taşınmasını, hem ulusal hem uluslararası açıdan taşınmasını sağlamaktadır. Bu noktada VECAM'ın yaptığı işbirliklerine kısaca değinmek gerekirse, kuruluşundan bu zamana kadar VECAM özellikle Ankara kentine dahil birçok projede yer almış ve birçok projeye destek vermiştir. Özellikle yaptığı paneller, sempozyumlar ve konferanslar sonucu bunların neticesinde oluşan kente dair bir arşiv, öte yandan da bağış ve satın almayla geliştirilen arşiv gibi iki noktada düşünebiliriz aslında VECAM'ın kent arşivini. Bu açıdan yaklaşık iki yıllık bir süredir devam eden Ankara'da İzmir Bırakan Mimarlar paneli serisi kapsamında çok güzel bir mimarlık tarihini aslında yansıtabilecek bir kent arşivi oluşturuyoruz. Bu oluşum sürecinde şu anda Ankara'da nadir yapılara imza atmış mimarların, projelerinin, çizimlerinin ve o süreci aslında Ayşe Nur'un da çok güzel ailesinden gösterdi. O sürecin çok ciddi bir şekilde işlenebileceği bir arşiv olacak. Böyle bir arşive öncülük ediyor. Öte yandan çok farklı kent açısından şimdiye kadar da aslında Türkiye'de pek örneğini görmediğimiz diyebileceğimiz Julyapolis Antik Kenti kazıları ve bioarkeolojik insan iskeletleri üzerine bioarkeolojik veri analizi projesi kapsamında arkeolojik anlamda bir kente dair arşivin çalışmalarını sürdürüyor. Julyapolis Antik Kenti Ankara sınırları içerisinde ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile işbirliği içerisinde bu proje yürütülüyor. Buradan da çok farklı ve çok değişik bir arşiv oluşacak. Öte yandan sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla yaptığı projeler kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan bir proje kapsamında Ankara Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Arşivi var. Bu noktada tescilli Ankara'daki tescilli yapıların, camilerin, mescitlerin yer aldığı. Öte yandan TÜBİTAK ve Başkent Üniversitesi ile yaptığı bir proje kapsamında Sivil Mimari Yapı Envanteri Arşivi var. Tabii bunları çeşitlendirmek çok mümkün. Son zamanlarda da sözlü tarih üzerine çalışmalar yapıyoruz arşivde. Hem bulunduğumuz Ankara kenti hem de bulunduğumuz semt itibariyle Keçiören'de yer alıyor VECAM. Buradaki o sözlü geleneğin, bağ kültürünün yaşatılması ve korunması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Duygu. VECAM arşivlerine çok güzel bir giriş oldu. Merak edenler Koç Üniversitesi dijital koleksiyonlar sayfasından arşivlere de erişebilirler. Bir sonraki konuşmacımız Koç Üniversitesi Sunak Kıraç Kütüphanesi'nden Senem Acar. 2014'ten beri Koç Üniversitesi Sunak Kıraç Kütüphanesi'nde arşiv uzmanı olarak arşivde ve dijital koleksiyonların geliştirilmesinde yer almaktadır. Amerika'daki Duke Üniversitesi'nde müzik tarihi üzerine yaptığı lisans üstü çalışmalar sırasında Duke Üniversitesi kütüphaneleri, nadir eserler ve arşiv bölümünde müzik koleksiyonları, insan hakları, gözetim koleksiyonları ve kadın çalışmaları ile ilgili koleksiyonlarda çalışmıştır. Bunun ardından Greensboro, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde kütüphanecilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Uzmanlık alanı akademik kütüphaneler ve özel arşiv koleksiyonlarıdır. Bu sunumda Senem Acar, Koç Üniversitesi dijital koleksiyonların kullanıcı davranışların analizi, değişen koşullar ve zaman içerisinde ne tür hizmetler
geliştirdiği hakkındaki çalışmayı ele alacaktır. Senem, söz sende. Merhaba Defne, teşekkürler tanı takdimin için. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii değişen dijital hizmetlerde kullanıcı davranışlarının analizin etkileri aslında böyle bir başlık seçmemin nedeni biraz da bu ikili hani alışverişte kullanıcının rolü nasıl oluyor ya da bu hizmetleri sunan kurumların kararlarında kullanıcıların alışkanlıkları ne gibi etkilerde bulunabiliyor? Bunun birazcık tartışmasını yapmak gerekiyor. Çünkü yani dijitalleştirme, büyük bir dijitalleştirme humması gerçekleşiyor. Çok yüksek sayıda ve büyüklükte, veri büyüklüğünde internette veri kalabalığı mevcut. Bunların ayıklanması, bunların bilgi temizliğinin olması ya da işte doğru bir şekilde ya da güzel bir şekilde takdimi çok önemli. Kaliteli dijital koleksiyon oluşturmak, kaliteli dijital veri oluşturup insanlara sunmak da önemli bir hale geliyor. Bu birazcık Türkiye'de hani çok fazla önemsenen bir konu değilmiş gibi görünüyor. Ya da hani çok fazla üstüne düşünülmeyen bir konu gibi gelmeye başladı son zamanlarda. Çünkü yani daha önceki sunumlarda da konuşmacıların anlattığı gibi farklı kullanıcı profilleri oluşmaya başladı. Yeni jenerasyonlar, işte farklı jenerasyonların teknolojiyi kullanma alışkanlıkları çok farklı olabiliyor. Bu nedenle de kurumlar olarak farklı isteklere, farklı taleplere ya da alışkanlıklara uygun seçenekler sunmak gerekiyor. Tabii ki bu verileri sunarken kullanıcıların hizmetine aynı zamanda bunların analizlerinin yapılması, kullanıcıların profillerinin oluşturulması ya da bu verilere nasıl ulaştıklarında yıl yıl, işte ay ay, gün gün hesaplanıp tutulması gerekiyor ve bir şekilde sunulması gerekiyor. Bir şekilde kayıtlarının tutulması gerekiyor ki bu trendleri kurumlar da belirleyebilsin. Tabii ki kullanıcı alışkanlıklarını anlamak, onların profillerini oluşturmak bölge, ülke, dil olarak düşünüldüğünde çeşitli profiller var tabii ki. Dil olarak düşünüldüğünde bir koleksiyonun metadatasını yaratırken hangi dilin daha çok ön planda, hangi ülkeden daha çok giriş yapıldığını anlamamıza yardımcı olan bir şey. Bu nedenle de diyelim ki Amerika'dan çok giriş yapıldıysa bir koleksiyon özelinde İngilizce olması ya da işte Türkiye'den Ankara gibi mesela Zevekan'da daha çok Türk kullanıcının tercih ettiği bir koleksiyonlara sahip bir kurum. O nedenle İngilizce yerine belki Türkçe tercih edilebilir. Demografik yapısı, yaş, cinsiyet yine teknolojileri kullanma açısından insanları anlamaya yardımcı olabiliyor. Yeni kullanıcı karşısında geri dönen kullanıcı profilleri var. Bizde en çok yeni kullanıcı, yani geri dönen kullanıcı %14 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bütün koleksiyonlara genel olarak baktığımızda. Sayfa görüntüleme sayıları, hangi materyalleri, hangi koleksiyonlardaki hangi malzemeleri daha çok incelemişler. Sayfalarda kalış süresi, yine 2 dakikalık gibi bir dikkat süreleri olabiliyor. Bazı koleksiyonlarda daha uzun süre inceleyebiliyorlar kullanan kişiler. Bu da yine farklı faktörler oluşturuyor. Kullanılan teknoloji ise mobil karşıtı desktop tarzı bir teknolojiyi bize anlatıyor. Ki bizim de IT ile birlikte yaptığımız çalışmalarda daha çok Koç Üniversitesi'nin
kullandığı yeni trende göre, yani anladığı ya da işte araştırmaların sonucu ortaya çıkan trendlere göre daha çok mobil tabanlı erişim tercih ediliyor. İlk defa web sayfalarını ziyaret eden kişiler cep telefonundan ya da mobile daha uygun tablet türü teknolojileri kullanarak, cihazları kullanarak erişmeye çalışıyor. Bağlantı sonucu bilgileri de teknik altyapıyı ilgilendiren bir konu ki eğer hani sizin kullandığınız sistem bir altyapıyı kuvvetli internet yapısını sızını desteklemiyorsa eğer birazcık zayıf kalabiliyor. Biz Koç Üniversitesi'nde OCLC'nin Content Jam programını kullanıyoruz. Gayet de memnun olduğumuz bir sistem. Bir desktop tabanlı çalışan bir sistem. Desktop ve web sayfası üzerinden cloud olarak yükleniyor ve cloud'da harmanlanıyor verileriniz. Burada tabii çok o da zaman içinde kullanıcı hani sistemi hizmeti sunan kurumlar da tabii burada bir kullanıcı oluyor en nihayetinde. Bizim de isteklerimizi ya da arzularımızı ya da ihtiyaçlarımızı gözeterek geliştirdikleri teknolojiler var onların da. En solda yukarıda gördüğünüz ilk mobil öncesi teknolojilerden bir örnek oluyor. Alttaki ana sayfası, Content Team'in kendi verdiği, sunduğu ana sayfası. Sağda ise ana sayfa, herhangi bir koleksiyonun ana sayfası. Burada solda yine mobil öncesi teknolojilerden browse tarama ekranı var. Sağda ise item'a girdiğinizde gördüğünüz görsel var. Yeni mobil versiyonunda ise biz ana sayfa olarak Content Team'in kendi sayfasını tercih etmedik. Onun yerine IT'nimize sunduğu WordPress'in ana sayfasını kullandık, template'lerini kullandık, şablonlarını. Ana sayfa solda yazmalar koleksiyonu bir örnek olarak görünüyor ve aynı zamanda cep telefonundan koleksiyonu nasıl görünüyor diye bir örnek var. Content DM kendisi içine gömülü olarak bir analitik, yani istatistik verilerini tuttuğu bir arayüz sunuyor, bir program sunuyor aslında. Bu birazcık Google Analytics ile alakalı, hatta Google Analytics'in programı, aracı. Burada gördüğünüz gibi item, sayfa görüntüleme sayılarını görebiliyorsunuz. Aylara göre, yıllara göre görüntülenebiliyor. Sağda üstte kaç tane itemınız olduğu görünebiliyor. Solda ise bizim diğer kullandığımız ve 2016'dan beri IT ile birlikte gömdüğümüz farklı bir arayüz var. Yani direkt Google Analytics'ten kurduğumuz bir veri görüntüleme sistemimiz var. Bunları biz 5 ana arama ya da işte görüntüleme fasetlerinde yüzlerinde görüntüledik. Bunları hani bu şekilde yapmamızın sebebi aslında yani bütün hepsi Google'da görüntülenemiyor teker teker çünkü belli bir sayı limiti var. 2016-19 yıllarına, 19 sonu yıllarına bakılacak olursa yine SKL'nin yani Suna Kıraç kütüphanelerinin veri sayısı 134.657 gibi. Sene sonunda ise yani 2019 sonunda ise 188.000 küsür verimiz var. Wacom'un buna mukabil 22.947 sayısı var. En altta da Acme'nin koleksiyonları giriyor. Burada heat map şeklinde bir dijital obje sayılarını bir şeyin yansıtmasını yapmaya çalıştım. Açıktan koyuya doğru giden sayılarda en çok dijital veri olan dijital yazmalar koleksiyonumuz.
Diğeri kurumsal bellek ve Hatice Gone Hitit koleksiyonu. Bunu diğer koleksiyonlarımız takip ediyor. Beckham ise Vehbi Koç gazete küpürleri epey fazla yoğunlukta. Onu da fotoğraf ve kartpostal arşivi takip ediyor. Kurumsal arşiv olarak 2019'da epey bir İstanbul koleksiyonlarında fazla bir görüntüleme var. İstanbul koleksiyonları aynı zamanda kurumsal arşiv koleksiyonlarını da ihtiva ediyor. Fenem son dakikalar olduğunu hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. Yani şöyle iki tane sistemin kullanılması aslında şu bakımdan gerekli. Bazen sistemin içine gömülü olan istatistik bilgiler tam yeterli olmuyor ya da gerektiği gibi doğru sayıları vermeyebiliyor ki bizimle başımıza gelmişti 2018'de. Burada karşılaştırdığımızda 2016 ile 20 yılları arasında 738 bin gibi 800 bine yakın bir toplam görüntü var, görüntüleme var. Daha çok kullanılan ülke yani erişime yapan ülke ise tabii ki Türkiye. 98 bin küsur sayısıyla diğer ülkeler bunu takip ediyor. O nedenle yani İngilizce tabii ki kelime olarak hani belki anahtar kelimelerle kullanıcıya rahat anlama imkanı sağlayacak şeyler olabilir metadata'da ama tabii çoğunluğu Türkçe olduğu için daha çok Türkçe metadata kullanılmasında da bir sakınca yok. Diğer veriler de yine verilerin hani kontenjan içindeki istatistikle diğerlerinin karşılaştırılması, Google Analytics içindeki verilerin karşılaştırılması için önemli. Mesela burada SKL ile Beckham arasında çok fazla veri fark olmadığını gösteriyor. Ama onun dışında burada Contentin'in kendi içindeki gömülü sisteminde ise çok fazla görüntüleme farkı olduğu görünüyor. Bu da yani kurumunuzda ne olursa olsun birden fazla istatistik doğrulama ya da sağlamasını yapmak için tool ya da araç olması gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bütün bu sunumlar Koç Üniversitesi Kütüphanesi'nin arşivlerine çok güzel bir giriş yaptı. Hem yani dijital koleksiyonlara genel bir perspektifle aynı zamanda Ankara'daki birim kütüphanemizin arşivini biraz inceleyerek ve aynı zamanda kullanıcı davranışları ve kullanıcıların arşivleri incelerken istatistiklerini yani istatistiklerinin önemini kavramak adına bence çok güzel sunumlar oldu. Çok teşekkürler. Ayşenur Hanım size de ayrıca çok teşekkür ederim. Sizin de sunumunuz bir bağışçı perspektifiyle bence bütün dinleyicilerimizin çok yararlı oldu. Şimdi isterseniz videolarınızı açabilirsiniz. İkinci oturum konuşmacılarımız. Mikrofonlarınızı da açabilirsiniz. Ayşenur Hanım size benim bir sorum olacaktı. Bağışçı olarak bağış yapmadan evvel hiç endişeniz var mıydı? Varsa nelerdi ve bağış yapacağınız kütüphaneyi bağış yapacağınız kütüphaneyi tercih ederken tercih yani önem sıranız neydi? Nelere dikkat etmek istemiştiniz bağış yapmadan evvel? Yani tabii bazı endişeler oluyor. Eğer kurumları yeterince tanımıyorsanız, kişileri yeterince tanımıyorsanız, en azından bir takım güvenceleri görmek istiyorsunuz.
Bu açıdan Tuğba Hanım ve ekibi, Mustafa Bey, Barış Bey hep beraber çok da güzel bir yol izlediler. Tabii Koç Üniversitesi bir kere önemli bir şey oldu. Koç Üniversitesi'nin hem uluslararası bir penceresi olması hem de kurumsallaşma açısından bir güven telkin etmesi önemli bir faktör oldu doğrusu. Ama onun yanı sıra mesela ilk yaptıkları iş beni alıp üniversiteye, kütüphaneye davet etmek oldu. Ben şeylerin arşivin durumunu göstermek oldu. Tabii ben arşivin durumunu değerlendirecek kadar bu konuda bir şey bilmiyorum ama bir şekilde insan bir izlenim ediliyor ve bu izlenim size güven verdiği zaman daha rahat ediyorsunuz. Yoksa bu annemin arşivi özellikle bu restorasyon konusunu bilenler tarafından farkında olunan bir arşivdi. Dolayısıyla zaman zaman böyle bir takım taleplerle karşılaşıyorduk. Ama yani gene mümkün olduğu kadar hem bir kurumsallaşma olması hem de mümkün olduğu kadar çok erişilebilir olması da bizim için bir kriter oldu. Ben bu konuda yeğenime de danıştım. Görüşünü aldım. Bu şekilde düşündük. İkinci sorunuz neydi onu unuttum. Yani ikisin beraber aslında cevapladınız. Evet. Endişeleriniz ve tercihiniz doğrultusunda evet. Sormuştum. Ama dediğim gibi yani son slide'da da belirttim gerçekten. Mesela bu ikinci toplantı beni davet ettiğiniz Koç Üniversitesi olarak bu tür etkinliklere çağrılmak, bu arşivleme sürecinin gidişatından haber verilmesi, zaman zaman Mustafa Bey'den takım e-mailler de aldım. Bunlar çok etkili oluyor. Yani anlıyorsunuz yani tamam aldık elinden ne yaparsa yapsın biz şimdi işimize bakalım gibi bir hava yok. Orada böyle karşılıklı yavaş yavaş inşa edilen bir güven ortamı olması iyi oluyor. Öyle değil. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim size. Bir başka soru geldi şimdi. Yani bağış yapmadan evvel herhangi bir ayıklama veya eleme yapılıyor mu? Yoksa olduğu gibi evrak bağışı mı yapılıyor diye bir soru geldi. Vallahi olanağım olsaydı becerebilseydim eleme yapardım. Ama hem arşiv çok kapsamlı hem de yıllardır belli bir yerde durduğu için ben fiziki olarak sağlık açısından onu oturup da eleyecek durumda değildim. Biraz buna heves ediliyor. Ailenin gençleri epey zaman önce böyle bir heves de belirttilerdi. Fakat bu amatör olarak yapılması çok zor bir şey. Ben o olduğu gibi arşivin bulunduğu mekanı Koç Üniversitesi'nden arkadaşları terk ettim. Yani ben de olmayalım tabii de. Ondan sonra ama onlar bana bütün ayıklama sürecinde gösterdiler. Mesela kutuların içinden özel bir şeyler de çıktı. Yani başka bir şekilde belki değerlendirebilir bir şeyler de çıktı. Onların hepsini de bana sordular. Bakın böyle bir şey çıksın, bu kalsın, ne yapıyorsunuz falan diye. Dolayısıyla ben kendim ayrıca ayıklamadım. Bir şey daha var yalnız. Özellikle annemin hazırlığı, yani annem işte ben slaytlarla sunuda da belirtmeye çalıştım. Amatör olarak müthiş bir arşivciydi. Yani bir arşivleme tutkusu olan birisiydi. Dolayısıyla arşivi hazırlamıştı zaten. İşte dediğim gibi belki standartlara uygun değildir ama kendi kendi kişisel bir kartotek bile yapmıştı. Yani böyle bir konulara göre dosyalanması vardı. Fotoğraflar gene konularla ilgili olarak işte ayrı ayrı konmuştu. Dolayısıyla bilmiyorum Mustafa Bey, Tuğba'nın daha iyi cevap verir ama
bir miktar işi annem zaten yapmıştı. Benim işi yapmama da pek gerek kalmadı. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu açıklamaları için. Arşiv ekibimizden Senem'e bu soruyu soracağım. Bir katılımcımız şöyle bir soru sormuş. Yani tekrar bu elemeyle ilgili biraz. Arşiv koleksiyonlarının tamamının açık erişimde araştırmacılara açılması konusunda bağışçı veya kurum tarafından yani sınırlama yapılıyor mu? Açık çağ olarak adlandırıldığı ve dijitalleşme çalışmalarının hız kazandığı düşünüldüğünde panelistlerimiz bu sınırlandırmaları nasıl değerlendiriyorlar diye bir soru geldi. Evet, evet sanıyorum Lider Hanım'dan gelmiş. Kendisine evet. De saygılar gönderelim buradan. Şöyle, yani KVKK bizi çok bağlıyor bu konuda. Yani çok bağlayıcı bir şey oldu son zamanlarda. O nedenle bazı koleksiyonlarımızı açamıyoruz. Çünkü yarın öbür gün bir ceza almaktan korkuyoruz. Bazı kendi işte yıllık koleksiyonumuz var. Öğrencilerimizin olduğu ya da kurumsal bellek koleksiyonumuz. Bu gerçekten... açıkça uymayan bir yani bu ikisinin bir ortasının bulunması gerekiyor. Bazen bağışçılar kendi kişisel kaygıları yüzünden bu konuda önlem almak istiyorlar. İşte belli bir zamana kadar bu belge açılmasın diyebiliyorlar. Onlara da saygı duymak gerekiyor. Çünkü hani eğer bağışçının kendi kişisel isteğiyse ya da ailesinden gelen bir istekse buna mutlaka riayet edilmesi lazım. Çünkü bir yerde bu kurumla bağışçı arasındaki güven ilişkisini de sağlayan bir şey. Kurum bu garantiyi vermeli. Öyle hani bu böyle bir kural istiyorsa, böyle bir kaide istiyorsa bağışçı buna göre cevap verilmeli diyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir başka soru var. Bağış süreciyle ilgili. Bu soruyu Mustafa'ya yöneltmek istiyorum. Bağış sürecinizi baştan sona biraz kısaca anlatabilir misiniz? Diye bir soru gelmiş. Tabii. Hani bağışçıya nasıl ulaşıyoruz ve ardından süre çok kısa bir şekilde. Yani aslında bu iki yönlü ilerleyen bir süreç. Hem belirli işbirlikleri projeler açısından bu Cadde Temel koleksiyonunda olduğu gibi bize gelen bir koleksiyon oluyor. Ya da bizim bir koleksiyonu tamamlamak için aslında baktığımız, araştırdığımız türden bir yaklaşım söz konusu. İşte burada aslında Ayşenur'un çok aslında süreci de özetledi. Yaptığımız şey aslında bu materyalleri nasıl sakladığımızı, nasıl erişebilir kıldığımızı, nasıl üzerine bir şey söylediğimiz hakkında aslında bağışçıyı gösteriyoruz. Yani yaptığımız işi aslında göstermek bu bağış koleksiyonlarının kurumumuzun içerisinde de yer almasını sağlıyor. Onun dışında da aslında arşivler bir bakıma hani birbirinde çağıran durumlar söz konusu. Yani bir mimarlık bağışı aldığınız zaman gelebilecek diğer mimarlık bağışlarını da aslında biraz önünü açmış oluyorsunuz. Yine diyebileceğim gibi yani süreç içerisinde yine her zaman bağışçıyla beraber bir süreç ilerliyor. Senem'in de bahsettiği gibi içindeki evrakları yine hem KVKK olsun hem bahçeye ait özel mükemmeller olsun. Bunlar yine bir danışılarak ilerleyen bir sürece tekabül ediyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Duygu, sana bir soru yöneltmek istiyorum. Arşivleme konusunda en çok zorlayan yönleri aktarabilir misiniz diye ekibe genelde soru gelmiş ama sana yönlendirmek istedim. Yani çünkü arşiv uzmanları olarak hepimizin farklı ama aynı zamanda ortak zorlayıcı yönleri olabilir bu işin. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Teşekkürler Defne. Tabii bu gerçekten çok uzun soluklu ve zorlu bir süreç diyebiliriz. Birazcık da şeyle alakalı aslında.
Belli bir zaman sonra yani arşive alışıp o materyal türüne ya da o malzemeye adapte olduktan sonra hızla ilerleyebiliyor. Ama başlangıçta onun tasnif aşaması, envanterleme aşaması, düzenlenmesi, belki ayıklanması, bazı şeyler çift kopya olarak gelebiliyor size. Ya da hani toplu bağışlarda Mustafa'lar da yaşamıştır belki Cerdiye Hanım koleksiyonunda. Sizde olan malzeme olabiliyor tesadüfen, bir fotoğraf olabiliyor ya da bir belge oluyor. Bu tür şeylerin düzenlenmesi. Öte yandan daha sonra tabii dijitalleştirme aşaması. Yani bunlar böyle bir dizi uzun soluklu iş ve zaman. Aynı zamanda emek, bazen tek başınıza yürüttüğünüz, bazen bir ekip olarak yürüttüğünüz ve yeri geldiğinde danışmanlardan destek aldığınız. Çünkü özellikle ben hani Ankara Arşivi özelinde örnek vermem gerekirse, hani tanımadığınız bir mimari yapı olabiliyor ya da şu anda var olmayan bir köprünün fotoğrafı olabiliyor. Hani onun işte nere olduğunu ya da nerede olduğunu konumlandırabilmek adına yardım alıyorsunuz ister istemez bu koleksiyon süreçlerinde. Yani zor bir süreç. Evet. Ama paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Tüm konuşmacılara çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü oturumumuza geçeceğiz. Teşekkürler Defne Hanım istedi. Çok sağ olun. Çok sağ olun şimdi. Şimdi normalde programda ara vardı. Ancak süreyi biraz aştık. Hani normal program süremizi. O sebeple aramızı iptal etmeye karar verdik. Ve üçüncü oturumumuzda devam edeceğiz. İlk oturumumuz eğitimdi. İkinci oturumumuz bağış ve arşivcilerin arşivi analiz etmesiyle ilgiliydi. Şimdi üçüncü oturumumuz da arşivlerin kullanılması, görünür hale gelmesi ve aynı zamanda bunun hukuksal rolü ve önemi. Bu oturumumuzun ilk konuşmacısı Sumru Belger Crowdy. Kendisi şu anda Amerika'dan bize bağlanmakta. Sumru Hanım, George Washington Üniversitesi Müzesi ve Tekstil Müzesi'nde kıdemli küratördür. Lisansını ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde tamamladı. Ardından Pennsylvania Üniversitesi'nde Klasik Antik Akdeniz ve Yakın Doğu Tarihi bölümü ve arkeolojisinde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Uzmanlaşma konuları geç antik ve İslami dönem tekstillerinde teknik, tekstilin sanatsal, sosyal ve ekonomik gücüdür. Bu sunumda Sumru Hanım bize bilimsel arşivlerin müzecilikteki öneminden bahsedecek ve Koç Üniversitesi'nin Suna Kıraç Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan Josephine Powell Dia koleksiyonundan örnekler verecektir. Sumru Hanım tekrardan hoş geldiniz. Ve sözü size veriyorum. Sağ olun. All right. İyi günler. İnşallah benim screen'imi görebiliyorsunuz. Evet, gayet iyi. Sağ olun. Sunuma başlamadan önce Koç Üniversitesi'ne beni bu konferansa davet ettikleri için ve Defne Hanım'a bana gösterdiği yardım ve birçok sorum var sabırla cevap verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Benim sunumun ana konusu bilimsel arşivlerin, özellikle görsel arşivlerin müzecilikteki önemi. Bu konuya arşiv kullanıcısı olarak bakacağım. Sunumu iki bölüme ayırdım. Birinci bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Texas Müzesi'ni kısaca tanıtmak istiyorum ki arşivlerin neden bizim için önemli olduğunu anlatabilmek için. İkinci bölümde de müzemizde bilimsel arşivlerin, özellikle görsel arşivlerin nasıl kullanıldığı hakkında örneklerle bilgi vermeye çalışacağım.
Müze olarak iki rolümüz var. Birincisi halkı ilgilendiren, çoğunlukla sergilerle, eğitim programları ile halka açık olan rolümüz. Diğeri ise aslında halka kapalı ama bunun bünyesinde halka yararı olan bir rol, koleksiyonların gelecek nesiller için korunması ve koleksiyonlarda araştırma yapmak müzelerin iki önemli rolü. Koleksiyon araştırması yapmak için yardımcı olan ve koleksiyonlarda bulunan eserlerin anlam içerisine, bağlam içerisine sokulmasında en önemli ve gerekli kaynaklardan birisi de arşivler. Çünkü müzelerimize gelen birçok eser tarihi bir bağlantısı olmadan gelmektedir. Arşivler, müze eserlerinin ne olduğunu bize anlatan tek kaynaktır. Tekstil Müzesi aslında 95 yıllık bir müze ama 6 sene önce 2015 yılında George Washington Üniversitesi ile ortaklık kurdu. Müze George Whitmire'ın özel koleksiyonu olarak başlamış. George Whitmire 1925 yılında müzeyi kurmuş. Müzemiz dünya tekstil ve kumaş geleneklerinin sanat değeri ve kültürel önemini anlatmak ve kabul ettirmek için çalışan bir kuruluş. Bu müzenin özelliği Avrupa kökenli olmayan dünya kumaş sanatını ve geleneklerini tanıtmak amacıyla kurulmuş olması. Bundan dolayı Avrupa kumaşlarını, tekstillerini veya kolonizasyon döneminden Amerika'da üretilmiş tekstillerin örneklerini koleksiyonumuzda bulamazsınız. Onun yerine koleksiyonumuzda bulunan eserler ve sergilediğimiz eserler Columbus'tan önceki Amerikan kültürlerinden, Asya ve Afrika'dan gelmektedir. Koleksiyonumuzda halılar çok önemli bir yer tutmaktadır. İpekli kumaşlar, işlemeler, ipekli kumaşlar, İspanya'da üretilmiş Alandus dönemine ait eserler, Orta Asya, Hindistan, Güneydoğu Asya, Japonya ve Çin eserleri ve de arkeolojik tekstil eserleri bulunmaktadır. 20 bin kitaplık bir kütüphanemiz var. Kütüphanemiz içeriğinde çok önemli bilimsel arşivler de bulunmaktadır. Yakın bir zamanda bu arşivlerden bir kısmını dijitalize etmek umudundayız. Finansman bulabilirsek tabii. Üniversite kapsamında olduğumuz için etkinliklerimiz arasında bilimsel toplantılar ve işbirliği bulunmakta. Bu vesileyle hem öğrencileri hem de bilim adamlarını bir araya getirmiş oluyoruz. Bu tip araştırmanın sonuçlarını da sergilerimizle halka ulaştırmaktayız. Halka ulaşmanın bir başka yolu tabii ki de kitaplarımız, bastığımız kitaplara. Halka yönelik eğitim programlarımız var. Bunların yanı sıra üniversiteye bağlı olduğumuz için ders verebiliyoruz. Hem de öğrenciler için staj programlarımız var. Arşivler müze programlarında özellikle eğitimde ve sergilerde çok önemli bir rol oynuyor bizim için. Sergilenen eserlerin görünürlüğü, halk anlatımı ve halkla eser arasında bir bağlantı kurulmasına yardımcı olan vazgeçilmez bir faktör. Özellikle bizim tekstil müzesini düşünürseniz koleksiyonda bulunan ve sergilediğimiz eserlerin %90'ı Avrupa kökenli olmayan kültürlerden gelmekte. Washington biraz kozmopolitan bir şehir. Onun için bizim 3 tip müze ziyaretçimiz var. Yabancı ziyaretçileri saymazsak tabii ki. Birincisi hiç seyahat etmemiş, yurt dışına çıkmamış ve bu yabancı kültürleri hiç bilmeyen ama öğrenmek isteyen Amerikalı ziyaretçilerimiz. İkinci grup çok seyahat etmiş, yabancı ülkelerde yaşamış veya ve yaşadığı ülkenin kültürüne aşık olmuş Amerikalılar. Üçüncüsü de yabancı bir kültürde doğup büyümüş ama Amerika'ya göç etmiş, hasret gidermek isteyen ziyaretçiler ya da aileleri yabancı kültürden gelmiş olan ve ailelerin kültür kökenini öğrenmek isteyen Amerikalılar. Tabii ki bu ziyaretçilerin hepsi müzemize başka bir nedenle geliyorlar. Ama bizim müzeci olarak görevimiz bu gelen ziyaretçilere doğru bilgi vermek. Bu amacımıza ulaşmak da bilimsel arşivler bizim için çok önemli ve çok yardımcı. Özellikle sergilenen eserler halkın tanık olmadığı bir kültürden geliyorsa
Görsel arşivler bu kültürleri ve onların eserlerini tanıtmak için müzecilerin elinde olan en güçlü araç. Sadece sözler yetmiyor. Görsel yardım verecek belgeler çok önemli. Görmek inanmaktır. Size iki örnekle bunu göstermeye çalışacağım, iki sergimizle. 2019 yılında Tekstil Müzesi Anadolu Kilim Dokuma Kültürü ile ilgili bir sergi açtık. Sergilenen kilimler hemen hemen hepsi en azından 200 yıllık eserlerdi. Türkiye'de dokunmuşlar, Yörükler tarafından dokunmuş ve göçebe yaşamında kullanılmış eserler. Bunun hepsi, bu anlattıkların hepsi Amerikalılara yabancı kavramlar. Türkiye'de bile şimdilerde bu kilimler eskisi gibi dokunmuyor ve kullanılmıyor. Ama en azından aynı kültürden gelinmiş olduğu için Türkiye bunu anlatmak biraz daha kolay. Ama bir Amerikalı'ya ya da Çinli Amerikalı'ya ya da Meksikalı Amerika'ya bunu anlatmak biraz zor. Bunun için sözlerimize resimlerle yardımcı olup bu Anadolu kültürünü ziyaretçilerimize getirmeye karar verdik. Ve çok şanslıydık çünkü Koç Üniversitesi'nin sunduğu Kıraç Kütüphanesi'nin koleksiyonunda bulunan fotoğrafçı ve kilim araştırmacısı Josephine Powell'ın slaytları üniversite tarafından dijitalize edilip internete sunulmuştu. Biz onları böyle bulduk. Eğer bir kaynak bulunmasaydı biraz zorlanacaktık sergide. Neden Josephine Powell'ın arşivi? Fotoğrafçı ve bilim araştırması Josephine Powell, Amerika'nın New York kentinde doğmuş ve Cornell Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Uluslararası Göçmen Organizasyonu'nda çalışmıştı. 1955 yılında Türkiye'ye gelmiş ve yerleşmiş. Özellikle 1974 ve 1994 yılları arasında Türkiye'yi gezip köy ve göçebe yaşamı hakkında araştırma yapıp fotoğraf çekmiş. 30 bin fotoğrafından en azından 6 bini kumaş ve kumaş yapımı ile ilgili. Anadolu kumaş yapımı ile ilgili. Bu fotoğrafların değerli olmasının nedeni bu fotoğrafların çekildiği dönem geleneksel yörük ve göçebe yaşamının en son yılları. Sergide Josephine'in fotoğraflarını 3 şekilde kullandık. Birincisi kilimlerin yörüklerin yaşamında nasıl kullanıldığını gösterebilmek için. İkincisi ise yörük yaşamı hakkında bilgi vermek için. Üçüncüsü ise yörük kadınının bu eserleri nasıl dokuduğunu anlatabilmek için. Josephine'in resimleri bizim sergideki kilimleri gerçekten canlandırdı ve onlara anlam verdi. Bize Amerikalılara çok yabancı olan yörük kültürünü tanıtmamıza yardımcı oldu. İnanıyorum ki sergiye gelen birçok insan üstünden bir yıl geçmesine rağmen sergideki kilimlerden çok fotoğrafları hatırlıyorlardı şimdilerde. Bir başka sergimizde biraz daha 2010 yılında olan bir sergimiz bu. Yok olmuş bir 19. yüzyıl yaşam tarzını anlatabilmek için yine görsel arşivler kullandık. Bu sefer de Library of Congress'ta bulunan iki görsel arşiv bizim kaynağımızdı. Birincisi Sergei Prokudin-Gorski'nin 1905 ve 1915 arasında Rusya ve Orta Asya'da çektiği renkli resimler arşivi. İkincisi de Konstantin von Kaufmann'ın tarafından komisyon edilmiş Türkistan albümü yine Library of Congress'ta bulunan. Bu eser 1871 ile 72 arasında Kaufmann tarafından komisyon edilmiş. Bu arşivler bizi 19. yüzyılın sonunda Sovyet dönemi başlamadan önce Orta Asya'da kumaş sanatının ve tekstil sektörünün nasıl geliştiğini halkın nasıl yaşamış olduğunu ve giyim kuşamın nasıl olduğunu anlatabilmemiz için çok yardımcı oldu. Hem kendi kişisel tarihimizi ve kültürümüzü anlamak hem de başka kültürleri, onların sosyal organizasyonunu ve ruhunu anlamak için görsel arşivlerde bulunan fotoğraflar bizim müzecilik için çok vazgeçilmez bir kaynaktır.
Bir örnek verebilirsem, slide'da gördüğünüz duvarda iki fotoğraf var. Biri Türkmen kızı ve diğeri de Buharalı yüksek kıdemeli bir kişi. Bu ikisi de aynı desenli kaftan giyiyorlar. Ve desen sergilediğimiz kaftanınki ile aynı desen. Bu tip araştırmalar, karşılaştırmalar sözlerin yanı sıra resimlerle yapılınca daha bir güçlü oluyor, daha bir inandırıcı oluyor sergimize gelen halk için. Biliyorum ki bu konferansta konuşmacı olarak katılan herkes arşivlerin bilimsel araştırmadaki önemine inanıyor. Ama bilimsel araştırmanın yanında bu arşivler halka da çok yararlı oluyor. Onlara bir başka kültürün penceresini açıyor. Kültürlerimiz farklı desek de ana inançlarımız ve geleneklerimiz hep aynı. Bana sorarsanız sanat eserleri ile görsel arşivler yan yana kullanıldığında müzeler dünyasal anlayışa yardımcı oluyorlar. Onun için dijital arşivlerin internette olması çok çok önemli bu tip karşılaştırmaları yapabilmek için. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sumra Hanım. Çok hani sergilere bakarken aslında arşivin rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteren bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz. Bence dinleyicilerimiz de artık hani sergilere katılırken arşivi es geçmeyeceklerdi. Geçmesinler, çok önemli. Teşekkürler. Şimdiki son konuşmacımız avukat Hakan Eriş. Hakan Bey lise eğitimini ve yüksek lisans eğitiminin 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Şu anda özel hukuk konusunda aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir. Eriş Avukatlık Bürosu'nun kurucu üyesi ve ayrıca sahibidir. Hakan Bey aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir ve ayrıca birçok kurumda kişisel verilerin korunması konusunda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hakan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar. Sözü size bırakıyorum. Çok Hakan Bey, sanırım diğer katılımcılar gibi önce koçum size de gerek sabrınız gerekse destek. Ben geliyor mu sesim? Sanırım internette biraz kopukluk var, biraz arkadan geliyor sesiniz. Biraz evvel iyileşti, biraz takılmalar oldu. Sesim geliyor mu? Şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Şimdi iyi. Tamam. Yine her zamanki desteğimizi gördüğümüz önce Defne Hanım, teşekkür ediyorum. Dinleme geldiği zaman çok büyük bir mutluluk duydum. Birkaç sebepten bir, kültürün oluşması, kültürün muhafazası, gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli bir çaba arşivcilik. Ve bu yönüyle katılmak bana hem gurur verdi hem de çok büyük mutluluk duydum. İzin verirseniz bu konuya ilişkin hukuki cepheden bakmaya çalışacağım temel birkaç nokta var. Bunlara başlamadan önce Ayşenur Hanım'ın arşivini oluşturması konusunda neden Koç Üniversitesi seçtiğine ilişkin genel yaklaşımının ve bir soruya Senem Hanım'ın verdiği cevabın hukuki bir kısmı yönlerine değinerek başlamak istiyorum. Aslında Ayşenur Hanım Koç Üniversitesi'ni hem kurumsal yapısı olarak hem de biraz sonra değinmeye çalışacağım, sunuda da göstermeye çalışacağım. Bu konuda bir politikasının olduğu ve bu politikasının da şeffaflaşmış olduğuna da belli ölçüde itibar etmiş, öyle anlıyorum ben. Soruya Senem Hanım'ın verdiği cevap da ilginç, şu açıdan ilginç. Aslında sizlerle paylaşmayı tasarladığım hukuki yönlerin altlığını oluşturdu. Bu yönüyle kendisi hem soru sahibine hem de Senem Hanım'a teşekkür ediyorum. Şimdi bir küçük zihin haritası hazırladım bu sunuda kullanabilmek için. Uzaktan baktığımızda birkaç yönüne değinmek istiyorum ben konunun. Birincisi genel olarak hukuk düzenini nedir, ne ya fonksiyon olarak itibarlıdır. İkincisi hukuki yönden arşiv. Üçüncüsü bu hukuki yönden arşivi değerlendirirken bir mülkiyet ve kullanım söz konusu. Biraz önceki konuşmalarda da değinildiği gibi bunların birkaç yönüne
özellikle işaret etmek istiyorum. Bir de kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir mevzuat 2016 yılında hayatımıza katıldı. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Şimdi soru ve Senem Hanım'ın verdiği cevap şey de önemliydi. Çünkü Senem Hanım'ın da işaret ettiği gibi aslında Ayşenur Hanım'ın da değindiği gibi bağışçılar belli bir kısım amaçlarla, belli bir kısım kaygılarla bu arşivlere ellerindeki varlıkları bağışlıyorlar. Bu kaygılar veya bu yaklaşımlar özünde hukuk aleminde hukuk politikası çerçevesinde oluşturulmuş kurallarla da destekleniyor. Örneğin kısaca değinmek gerekirse hukuk düzeninin toplumsal hayatı şekillendirdiğinden bahsedebiliriz. Bu şekillendirmeyi de yazılı olan olmayan neyse kurallarla gerçekleştiriyor. Ve karşımıza temelde de iki hukuk alanı çıkıyor. Bir tanesi kamu hukuku, öbürü de özel hukuk alanı. Kamu hukuku alanı çoğunlukla devlet ve birey arasındaki ilişkileri, devlet ve toplum arasındaki ilişkileri düzenler. Örneğin idare hukukunda veya ceza hukukunda olduğu gibi. Özel hukuk alanı ise biraz sonra değineceğimiz konuların neredeyse tamamına dokunuyor. Ve özel hukukta bir kısım hazır kurallar olduğu gibi tarafların iradelerine yani birbirlerinden beklentilerine karşılık veren hükümler de var. Bunları, bu hükümlerin bir kısmı emredici hükümler. Dolayısıyla taraflar her ne kadar özel hukuk alanında yani iki kişinin birbiriyle olan ilişkisinde yürürlükte olacak hükümler olsa da bunların bazıları emredici maalesef. Veya çok şükür baktığınız açıya göre, durduğunuz yere göre değişebiliyor. Aksine düzenleme yapılamayan kurallardan oluşuyor. Hukuk düzeni özünde hakları ve borçları belirliyor. Bu hakları ve borçları da hep sıfatlara bağlamış. Örneğin kiracıysanız kiracıya bağlanan haklar size tanınıyor veya kiracıya yüklenen yükümlülükler de size yüklenmiş oluyor. Benzeri şey örneğin bağışlıysanız veya bağışı kabul ederseniz veya bir fikri mülkiyet hakkı varsa bu fikri mülkiyet hakkının hak sahibiyseniz başka bir pencereden, perspektiften bakıyorsunuz. Hakkınız buna göre belirleniyor. Eğer bu hakları devralıyorsanız o yine başka bir perspektif sizin borçlarınızı oluşturuyor. Bu sıfatlar çoğunlukla sıfatın edinilmesiyle doğuyor. Hakan Bey ses gitti şimdi tekrardan. Hakan Bey beni duyabiliyor musunuz? Sanırım bir bağlantıda kopukluk oldu. Bağlandı mı? Şimdi sesiniz geldi, evet. Tamam. Maalesef bu internet yoğunluğu sebebiyle bazı teknik aksaklıklar oluyor. Peşinden tekrardan özür diliyorum. Ve bu hakları, borçları belirlerken de aslında her iki taraf açısından, yani örneğin bağışçı veya müze veya bir sergi işleten, örneğin üniversite açısından bir mülkiyet hakkı söz konusu. Bu mülkiyet hakkını da bu bağış işleri veya satın alma şeklinde ediniyor üniversiteler. Ve bu mülkiyet hakkı sahibine de çeşitli yetkiler veriyor. Örneğin bu sattığı şey üzerinde çoğunlukla artık tasarruf hakkını yitirir kişiler ama fikir ve sanat eserleri kanunu gibi özel nitelikli ve kendine has düzenlemeleri içeren bir kanuna tabi bir şeyse, örneğin bir eserse sadece satın almanız veya sadece o bağışı kabul etmeniz size o eserle ilgili dilediğiniz şekilde davranma hak ve yetkisini de devretmiyor. Oysa tam tersi bir tabak satın alsanız arzumahal. O tabağı ister kullanırsınız, ister başkasına verirsiniz, isterseniz çöpe atarsınız veya kırarsınız. Dolayısıyla bu mülkiyet hakkında ilişkin kanuni kısıtlamalar da söz konusu olabiliyor. Veya tam tersi herhangi bir şekilde kanuni bir kısıtlama olmamasına rağmen tipik örneklerini bağışlamada görüyoruz. Bağışlama sırasında hakkın sahibi de bir kısım yükümlülükler yüklemek suretiyle bu hakkı elde eden kişinin veya kurumun çeşitli imkanlarını kısıtlayabiliyor. Kişilik haklarından bahsediyoruz. Bir de özellikle çeşitli fotoğraflar gördük önceki sunumlarda. Bu fotoğraflarda çeşitli kişileri de gördük. Bunlar yaşıyor olabilir, yaşamıyor olabilir. Ayşenur Hanım'ın annesi, babası veya başka yakınlarında olduğu gibi uzun yıllar önce çekilmiş olabilir. Dolayısıyla aslında o fotoğraflardaki kişilerin de sağlıklarında veya vefatlarından sonra
mirasçılarına tanınmış bazı hakların olduğu da söylenmeli. Ve bu hakların varlığı veya bu genel çerçevenin varlığı aslında karşımızda duran hukuki yapının ne şekilde, nereye kadar esnetilebileceği ve hakların ne şekilde kullanılabileceğinin de teorik sınırlarını oluşturuyor. Gelelim arşivlere hukuki yönden baktığımızda, ben öncelikle sahiplik şekli açısından bir değinmek istiyorum. Özel hukuk kişileri, ki gerçek kişi veya tüzel kişiler bu arşivlerin sahibi olabilir. Ben örneğin bir gerçek kişiyim çünkü bir anneden doğdum, bir babadan oldum. Oysa ki bir tüzel kişi de söz konusu olabilir. Bir şirket gidip kendisi de bir arşiv kurabilir. Veya bir kamu hukuku tüzel kişiliği, ki üniversiteler vakıf üniversitesi olup olmadığına bakmaksızın aslında kamu hukuku tüzel kişilerinden sayıldığı için arşiv sahibi olarak kamu hukuku tüzel kişisi değerlendirilmesinde bulunur. Ne fark var? Şu fark var. Aslında kamu hukuku tüzel kişilerinin faaliyetleri itibariyle daha dar bir hareket alanları var ve kendileri bu hareket alanları çerçevesinde arşivleri oluştururken veya politikalarını oluştururken bunları da dikkate alırlar. Arşivlerin oluşturulması açısından özünde mülkiyetin veya kullanım haklarının edinilmesiyle hukuki çerçevenin çizilmesi uygun olur. Yukarıda da değinmeye çalıştığım gibi arşivlere ilişkin sözleşme ilişkisi çoğunlukla özel hukuk alanında kalır. O da tarafların belli ölçüde kanuni hükümlerin tanıdığı sınırlara saygı duymak veya uymak kaydıyla hareket alanlarını geniş tutar. En tipik karşılaştığımız yani mülklerin veya mülkiyetin veya kullanma hakkının edinilmesi ile ilgili hukuki müesseseler, birincisi satın alma, yani bedelini ödeme kaydıyla bir eseri veya bir varlığı satın alabilirsiniz. Veya bu bedel veya varlık size bağışlanabilir. İkisi arasındaki teorik fark, satın almada bir bedel söz konusudur, bağışta ise bir bedel söz konusu değildir. Tarafların gerçek niyeti bağışlamak olmasına rağmen, örneğin bir karşılık gözetiliyorsa, maddi bir karşılık gözetiliyorsa, sözleşmenin şekli veya niteliği değişebilir. Bunun önemi nerede? Bunun önemi uygulanacak kanun hükümlerinin farklılaşmasında. Dolayısıyla politika belirlendi. Bu çerçeve içerisinde yapılacak iş ve işlemler belirlendi. Onların ne şekilde gerçekleştirileceğinin belirlenmesi de hukuki cephede uygulanacak kanun hükümlerine farklılaşmasına sebebiyet verebilir. Ve sosyal ilişkisi illa satın almak zorunda değiliz. Lisansını alabiliriz, kullanabiliriz vesaire türünden. Bu hakların edinilmesine ilişkin süreçleri mutlaka yönetilmesi gerekir. Ki zaten görüyoruz, kurumsal politikalar var. Bu politikalar biraz önce Ayşe Nur'un anında işaret ettiği gibi hem güvenlik duygusu veriyor, hem süreçlerin yönetilmesini kolaylaştırıyor, hem bu sürece dahil olan her tarafın veya her kişinin ne şekilde, nereye kadar hareket edebileceğine ilişkin sınırların da şeffaflaşmasını sağlıyor. Ve bu politikaları teknik olarak veya üçe ayırarak incelemek mümkün değerlendirirken. Birincisi teknik kısmı, ne demek istiyorum? Özellikle fikir ve sanat eserleri kanunumuza tabi ve eser denilebilecek nitelikteki bir kısım mal varlıkları söz konusuysa bunların mutlaka bir de önceden değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir ki hukuk kısmında uygulanacak kanun hükümleri veya bu sözleşme ilişkisinde şekilde kurulacağına ilişkin bir genel çerçeve belirlenmiş olsun. İdari kısımda zaten kısaca değinecek olursak ne şekilde uygulanacağı bu politikanın vesaireye ilişkindir. Peki bu politika çerçevesinde edinilecek olan hakların veya mülkiyetin kullanılması nasıl olsun? Politikaya dayalı olsun dedik, bağlı olsun dedik. Ama şiddetle öneriyoruz mutlaka yazılı bir sözleşmeyle gerçekleşsin. Çünkü hem bağışlamaya ilişkin hem fikir ve sanat eseri sayılabilecek bir mal varlığı veya bir değer söz konusuysa o değerin devrimine ilişkin iş ve işlemler çoğunlukla bağış açısından mutlaka yazılı olmayı gerektirir. Elden bağışlama denilen bir şey de var, kanuni hüküm de var. Ancak yazılılık elden bağışlamada şart olmasa da tarafların genel çerçevesinin çizilmesi açısından önemli, tabi oldukları genel çerçeve açısından. Bu açıdan baktığımızda da sözleşme konusunun mali hakların örneğin teker teker sayılması bir genel çerçeve içerisinde kalınıp örneğin eser söz konusuysa bu eserden kaynaklanan bütün devri kabil hakları devrediyorum demekle yetinilmemesi önemlidir. Bu sözleşme ilişkisinde taraflara ilişkin kimlik bilgilerinin açık ve net bir şekilde yazılması önemlidir. Muhatapların belirlenmesi açısından. Ve özellikle devreden tarafın devir konusunda hak sahibi olduğunun kayıtlı olmasında fayda vardır. Çünkü ola ki ileride bir
hak ihlali vesaire söz konusu olacak olursa, hiç değilse devralan taraf, bağışı kabul eden taraf, bu beyana güvenle bu işe giriştiği konusunda bir savunma imkanına sahip olabilsin. Ayrıca bağışlamalarda bir sorumluluk vesaire söz konusu olacaksa, bunun da mutlaka açıkça yazılması gerekecektir. Devredilen haklarda bir kısıtlama olup olmadığı da sözleşmeye ilişkisinde mutlaka yazılı olarak düzenlenmesini önerdiğimiz bir şey. Şeffaflık alenileştirme konusu sorulmuştu. Orada özellikle internetten alenileştirme konusunun açıkça düzenlenmesini öneriyoruz. Devrin kapsamı iki türlü oluyor. Fiziki, yani sözleşme konusu eserlerin teslimi. Bunların bir sayımının, dökümünün, envanterinin yapılması önemli. Ki hem politika kurumun kabul politikasına uyulup uyulmadığı denetlensin. Hem de bir hukuki değerlendirme yapılacak olursa, bir hukuki nitelik açısından elimizde mevcut varlıkların neler olduğu tespit edilebilsin. Özellikle fikri haklar sonuç olduğunda bir manevi haklar, bir de mali haklar diye ikiye ayrım var. Manevi hakların özünde devri mümkün değil, ancak nasıl kullanılacağına ilişkin hak sahibine karar vermesi söz konusu. İşte bu şeffaflaşma, alenileşmeye yönelik temel kısıtlamaları da bunlar oluşturuyor diyebiliriz. Örneğin devredilemez ama kullandırılabilen haklar, kamuya sunma hakkı mutlaka bir manevi hak olarak eser sahibine aittir. Adının belirtilmesi eser sahibine aittir. Değişiklik yapılmasını önleyebilir eser sahibi. Eserin aslına ulaşma hakkını sahiptir ve kullanabilir. Teşhir edilip edilmeme veya tahrip etmeyi engelleme hakkına sahiptir. Bir taraftan da mali haklar var ki bunlar parayla ölçülebilir, değerlendirilebilir türden olduğu için devri de söz konusu. Teknik terimlerdir ama bir fikir verir detayına girmeden, kısaca vakitte daraldığı için hızlıca geçeceğim izninizle. Örneğin işleme, yani o eseri kullanarak başka bir eser yaratma, çoğaltma, yayma, işte temsil etme veya genele iletime ilişkin haklar devri kabil haklardır. Bunlarda eğer bir sözleşmede kısıtlama söz konusuysa mutlaka yazılmasını öneriyoruz. Ve genel olarak da devri kabil bütün haklardansa, kanun da böyle diyor çünkü, hangi mali hakların devredildiğinin tek tek sayılması uygun olacaktır. Bu konuda değinmek istediğim son konu da, ki yine şey yapıldı, soruya cevap faslında kısaca değinildi. 2016 yılında kişisel verilerin korunması ilişkin bir kanun hayatımıza katıldı. Bu noktada acaba kişisel veri nedir diye bir soru karşımıza çıkıyor. Tanımı ilginç ve geniş, işin niteliğine de uygun. Kişisel veriyi kanun şöyle tanımlıyor: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kısaca değinmek gerekirse, unsurlarını ayırmak gerekirse, kişisel veri, yani bir bilginin, bir verinin kişisel veri olup olmadığından bahsedebilmek için önce bunun bir kişiye, gerçek kişiye ait olması gerekir. Sizin, benim gibi, izleyiciler gibi, yani bir anadan doğma, bir babadan olma, etek emeğe bürünmüş bir kişiye ilişkin olmalı. Dolayısıyla şirketlere, vakıflara veya üniversitelere ait bilgiler tüzel kişi olmaları sebebiyle kişisel veri sayılamaz. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi dendiği için kimliğin belirlenip belirlenmemesi fonksiyonu önemli. Televizyonda konuşan adam dediğiniz zaman veya konferansta konuşan veya panelde konuşan adam dediğiniz zaman bir kimseyi ifade etmiyor olabilir. Ancak şu anda panelde konuşan adam dediğiniz zaman o kişi ben isem eğer, örneğin bu panelde şu anda sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışıyor olmam benim kişisel verimdir. Bir de önemli olan husus şu, değerlendirme açısından bir kriter teşkil etmesi yönünde önem arz ediyor. Kişiliğin devam ettiği sürece kişisel veridir diye değerlendiriyoruz. Ve kişisel verilerin korunması kanuna tabidir diye değerlendiriyoruz. Ne demek? Vefatıyla birlikte aslında gerçek kişi de olsa artık o bilgiler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamının koruması alanının dışına çıkıyor. Kişisel verileri koruyan başka mevzuat yok mu? Var. Örneğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan başlayarak gündemimizle konumuzla bağlantılı olduğu için devam edebiliriz. Medeni Kanun'da kişiliği koruyan haklar var. Efendim, haksız fiil sayılabilecek türden hususları düzenliyor. Türk Borçlar Kanunu'nda var. Peki bunlar kişisel veriler nasıl kullanılabilir? Temel olarak kanunda öngörülen şartlarla kullanılabilir. Bunlar aslında her biri ayrı ayrı ve saatlerce üzerinde konuşmayı gerektirebilecek şeylerdir. Ancak kısaca ve özünde değinmek gerekirse
yani kişisel veri sahibinin ilgili kişiler bunu mevzuat, izniyle, açık rızasıyla bunlar kullanılabilir. Son olarak değinmek istediğim bu konuda tedbir alma yükümlülüğüdür. Tedbir alma yükümlülüğü teknik olarak değinmek gerekirse veri sorumlusunun bir yükümlülüğüdür. Veri sorumlusu veri tabanını oluşturan, onun ne şekilde yönetileceği ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin kuralları belirleyen kimse odur. Örneğin üniversitelere ait veri tabanlarındaki ve üniversitelere ait bilgi işlem birimlerinin tuttuğu bilgilere ilişkin veri tabanlarındaki kişisel verilerin korunması yükümlülüğü veri sorumlusu olarak üniversitelere aittir diyebiliriz. Korumak için teknik, idari ve hukuki tedbirlerin neler olduğunu belirlemelidir veri sorumlusu ve bunları da birer politikayla hem çalışanlarına duyurmalıdır hem de belli ölçüde aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde alemileştirmelidir ki hem kanuna uyum sağlamış olsun hem de biraz önce üzerinde kısaca değindiğimiz yönleri itibariyle şeffaflığı sağlamış olsun. Bu şeffaflıkla birlikte de bir hukuki güvenlik hissi yaratmış olsun. Kısaca değinmek isteyeceği hususlar bunlardan ibaretti. Varsa bir soru cevaplamaya çalışayım. Zamanında olabildiği kadar efektif kullanmaya çalıştım. Çok teşekkürler Hakan Bey. Gerçekten çok aydınlatıcı bir sunum oldu. Özellikle zihin haritası bize ne kadar fazla konuyu düşünmemiz gerektiğini, ne kadar fazla hukuki açının arşivleri erişime açınca rol oynadığını bize gösterdi. Çok sağ olun. Şimdi 10 dakikalık bir soru cevap bölümümüz olacak. İlk soru Sumru Hanım'a bir soru geldi. Şöyle bir soru geldi. Konuşmanızda belli bir konu ile ilgili sergi organize ederken farklı arşiv kaynaklarının ne kadar önemli ve sergiyi destekleyici olduğundan bahsettiniz. Bu kaynakları bulmak için sizin de faydalandığınız yeni sistemler veya dijital platformlar var mı? Yani bu kaynaklara nasıl ulaşıyorsunuz? Temalı bir soru. Çoğunlukla eski yöntem araştırma yaparak kitaplarda fotoğraflarını görürsem bakıyorum hangi arşivlerden olduğunu. Bazen arkadaşlarım diğer araştırmacılardan öğreniyorum. Onun yanı sıra tabii yenilerde Google Search en önemli oluyor. Google Search sadece onu kullanıyorum. Onun dışında hiçbirini denemedim. Tamam. Bunlar şimdiye kadar yeterli oldu benim için. Ama bilemem gelecekte ne olacak. Tamamdır. Çok teşekkürler. Hakan Bey size bir soru yöneltilmiş. Arşiv fotoğraflarının kamuya sunumu ile ilgili telif hakları için sanırım 70 yıl kuralı var diye sormuş panelistimiz, dinleyicimiz. Yani 70 yıl sonra fotoğraf otomatik olarak kamuya ait oluyor. Doğru mudur? Bu durum arşivde bulundurulan bir koleksiyonu internet gibi sonsuz bir mecraya karşı savunmasız kılmıyor mu diye spesifik bir soru gelmiş. Spesifik, şu yönden de spesifik. Aslında fotoğraflarla ilgili olarak fotoğrafın niteliğine, daha doğrusu fotoğrafın hangi kanun hükmüne uygulanacağına ilişkin bir ön değerlendirme yapılması gerekiyor. Fikir ve sanat eserleri kanunu açısından baktığınızda edebi değeri olan veya sanatsal değeri olan fotoğrafların farklı değerlendirildiğini, edebi değeri olmayan fotoğrafların farklı değerlendirildiğini görüyoruz. Daha kısa süresi olan 10 yıl ama her koşulda koruyor kanun. Dolayısıyla fotoğrafın her birinin tek tek bir uzman tarafından başlanmışta değerlendirilip edebi bir değeri olup olmadığı veya sanatsal bir değeri olup olmadığı açısından bir ön değerlendirme yapılmasında yarar var. İki, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bu soruda bahsedildiği çerçevede eser üzerindeki hakları koruyor elbette şüphesiz. Ancak onunla birlikte kişilik haklarına yönelik de belki daha uzun süre veya daha şekilde
70 yıl diyoruz ama bu 70 yılın başlangıcı da öyle, kişi hayatıysa vefatından sonra başlayabiliyor gibi değerlendirmeler yapılması gerekecek. Dolayısıyla genel geçer bir cevap verme şansım olmuyor soruya maalesef. Tamam. Gerçekten spesifik bir soru. Tamam, çok teşekkür ederim. Sumru Hanım size bir başka soru yöneltilmiş. Arşiv ve sergilere yönelik yazılan yazıları ve araştırmaları nasıl derliyorsunuz? Aynı zamanda arşivlerinizi tanıtmak için ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bizim müzemizin arşivleri şu anda fazla düzenlenmiş bir şekilde değil ve dijitize edilmiş şekilde değil. Biraz gerideyiz Koç Üniversitesi'ne gayrı. Bir grant başvurumuz var, eğer o gelirse bu dijitalize projesine finanse edeceğiz. Ve arşivlerimiz internette olacak. Bizim arşivlerimizin çoğu eski müzede çalışan curatorların, research araştırmacıların arşivleri. Onların tanıtımı hakkında fazla dijitize etmediğimiz için arşivlerin tanıtımını yapmıyoruz. Bilenler geliyor, bize soruyor kütüphanede. Onlara izin veriyoruz arşivleri kullanmaları için. Ama dijitize etmediğimiz için şu anda onları fazla fazla belki fazla sunmak için hani başka yöntemler. Ama sergilerimiz çoğunlukla, tabii sergilerimiz halka açık olduğu için onlara halka duyuru yapıyoruz. Bizim bir takım kitaplarımız, yayınlarımızı basıyoruz. Ama arşivler biraz daha şu aralar saklı kütüphanede. Tamam. İnşallah grantımızı alacağız. Ondan sonra dijitalize projesine başlayabiliriz. Umarım. Çok da güzel oldu. Hakan Bey, size bir başka soru var. Tekrardan fotoğraflarla ilgili aslında. Bu soru daha önceki oturumlarda da geldi. Fotoğraflardaki diğer kişilerin telifleri. Mesela bir bağış yapıldı. İşte tamam, bağışçı bağışını yaptı ve o kişinin telif haklarını da verdi. Ama o fotoğraflarda bir başka kişi de var. O konularda ne tür yükümlülükler var? Aslında tipik bir örneği İzmir yaşadı. İzmir fuarını bilenler, fuarın Montre kapısından galiba girince karşında Atatürk ve İsmet İnönü'nün bir heykeli var. Aslında Atatürk ve İsmet İnönü'yü sanki baş başa ve bir arada birbirlerini konuşuyormuş gibi şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar veya tasvir etmiş sanatçı. Oysa ki o poz bir fotoğraftan alınma ve o fotoğrafta şey de var. Bir üçüncü kişi var Atatürk ve İsmet İnönü'nün arasında. Ama eseri işleyen kişi veya oluşturan kişi kendi tercihine göre o üçüncü kişiyi esere katmamayı düşünmüş. Ve bunun üzerine o fotoğraftaki kişinin mirasçıları, yanlış hatırlamıyorsam, müracaat edip aslında fotoğraftan alınma olduğu için babamızın da o heykelde yer alması gerekir türünden bir şey yapmışlar, talepte bulunmuşlardı. Böylelikle yani şöyle bir durumun ortaya çıktığı değerlendirme fırsatı olmuştu. Bir, fotoğrafı çekenin bir hakkı söz konusu. Bir de o fotoğrafta gözüken kişilerin bir hakkı söz konusu. Şimdi o fotoğrafta gözüken kişiler, sondan başa doğru döneyim sunumumdaki, halen hayattalarsa onların kişisel verilerinin işlenmesi söz konusu olabilir. Hayatta değillerse de işlenme şekillerine veya amacına göre bir mirasçılarının da özellikle etkilendiği bir kısım manevi haklara dokunabilecek türden sorunlarla karşılaşmak mümkündür. İkincisi de şeydir, o fotoğrafı çekenin haklarıdır. Burada kanun hem fotoğrafı çekenin haklarını korumuş, farklı farklı kanunlarda olsa da, fikir ve sanat eserleri kanunu aslında fotoğraftaki kişilerin de haklarını koruyor. Dolayısıyla fotoğrafta kazara da olsa o kareye giren kişilerin de bir hakları olduğunu, bunların haklarının da manevi yönden, kişilik haklarının korunması yönünden
fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında kalabileceğini değerlendirmek genel olarak mümkündür. Dolayısıyla onların da bir hakkı vardır. Bu haklara da saygı duymak, zarar vermemeye çalışmak kanunun gereğidir. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bu birçok birçok küratör, birçok arşivci ve birçok kurum için aslında oldukça önemli bir bilgi. Bence daha da üstünde durulması gerekiyor ilerideki günlerde. Bir küçük ekleme daha izninizle. Bir politika oluşturulsun, kurumsal politika oluşturulsun. O kurumsal politikada ne şekilde, yani elemelerin vesaire değerlendirmelerin ne şekilde yapılacağı mutlaka belirlensin. Ama ayrıca hukuki yönden de yani hem politika hem sözleşme ilişkileri yönetilsin demeye çalışmamın tipik örneklerinden birkaçıydı bu bahsettiğim. Çok teşekkürler. Son Sumru Hanım, size bir soru var. O da daha doğrusu benim sorum. Konuşmanız, sunumunuzun başlığı bilimsel arşivler. Bu bilimsel arşivleri terimini biraz daha açabilir misiniz acaba? Neye göre bilimsel diyorsunuz veya ne bilimsel değildi? Hani böyle bir kategorizasyonunuz var mı? Varsa nedir diye sormak istedim. Bilimsel arşivler benim için eğer mesela bir araştırmacı olarak sizin araştırma yaptığınız konularda ürettiğiniz kağıtlar, konuşmalar, correspondence, resimler, çektiğiniz resimler, onun gibi şeyler sizin bilimsel arşiviniz olabilir. Bir de sizin kendi özel hayatınıza olan arşivler. Onlar da ikisinden ayrı bence. Sizin özel hayatınıza olan arşiviniz, sizin ailenizle correspondence ettiğiniz mektuplarınız falan. Onlar sizde, bana sorarsanız kişisel arşiv, bilimsel arşiv sizin araştırma, bir başka araştırmacılarda yaptığınız, mektuplaştığınız araştırma notlarınız, resimleriniz, fotoğraflarınız, çektiğiniz fotoğraflar, araştırmalarla ilgili, onlar da bilimsel arşivler oluyor. Mesela biz müze olarak bilimsel arşivlerle ilgileniyoruz. Kişisel arşivlerle değil. Mesela müzemizde olan arşivler, dediğim gibi eski bir araştırmacılara, müzemizde çalışan küratörlere ait olan bilimsel arşivler. Onların kişisel arşivleri ya aileleriyle ya da başka bir organizasyon, başka bir kurumla bulunmakta, saklanmakta. Tamam. Çok teşekkür ederim bu açıklama için. Hakan Bey, size artık son sorulara geliyoruz. Size bir soru gelmiş. Hem bu soruyu şu sebeple seçtim. Çünkü sosyal medyaya biraz dayanıyor. Orijinali bizde bulunan ama internette kapalı bir grupla paylaşılmış bir aile arşivi belgesi görselinin fikri mülkiyet hakkı elimizden çıkmış olur mu? Şöyle değerlendirelim. Birincisi, kapalı bir topluluk olduğu anlaşılıyor. Ve o, yani hak sahibi kimse, o fotoğrafı örneğin kim çektiyse veya o fotoğrafta görünen kişiler kuvvetle muhtemelen o kapalı dar çevrenin içindedirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla alenileştirmeye bir sınır koyduğunu değerlendiririz bu durumda. O alenileştirme sınırının da sosyal medya veya işte o sosyal ortam veya internet ortamının üyeleriyle sınırlı olduğunu kabul etmek mümkün olur. Dolayısıyla alenileştirmenin sınırını aşan her türlü davranışta engellenebilir, hukuka aykırılık teşkil eder diyebiliriz. Bunu izin verirseniz Sumru Hanım'ın biraz önce değindiği şeyle de bağdaştırmaya çalışayım. Bir soru geldi gelmedi bilmiyorum ama kanunumuz bizim mektuplaşmalar, bunlar da kanunun konusunu teşkil ediyor. Bunlara ilişkin koruma da tek yönlü değil aslında. Mektubun yazarının bir ömrüyle, bir de sadece onunla da sınırlı tutmamış, bir de mektubun muhatabının ömrüyle de koruma süresi var. Bir de hangisi daha sonra vefat ederse onun üzerinde bir 10 yıl koymak lazım gibi bir genel çerçeveyi ben de işaret edeyim, özel arşivler. Tamam. Son bir soru Hakan Bey size. Evet. Kişisel gizli verilerin veri sorumlusu tarafından anonimleştirilmesi hukuki sorumluluğu çözer mi?
diye bir. Aslında bu sorunun cevabı olarak 3 saat konuşabilirim. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir kere veri sorumlusu dediğimiz şirket veya kişi kişisel veriyi önce hukuk uygun şekilde mi elde etti, ona bir bakmak lazım. İki, veri sorumlusunun yükümlülüklerinden bir tanesidir kişisel veriyi işleme amacı sona erdikten sonra onu imha etmek. Dolayısıyla imha etmek bir yükümlülüktür. Kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla birlikte doğar, genel olarak söyleyebiliriz. Ama kanun, kişisel verilerin koruması kanununun uygulama yönetmeliği şöyle bir de esneklik getirdi. Teknik araştırmalar için veya anonimleştirilmiş verilere dayalı analizler yapılabilmesi için de uygun bir ortam sağlanması temel kastıyla olsa gerek. İmha dediğimiz şey 3 ana başlık altında değerlendirilebilir. Birincisi, ilgili kullanıcı dediğimiz o belgeye veya işte fotoğrafa veya bilgiye ulaşabilenlerin ulaşamayacağı bir şekilde teknik ortamda, ama bu dijital ortamda saklamak imha denilebilir. İkincisi, gerçekten yani yakarak, yıkarak veya geri dönülmez şekilde silerek imha edilebilir. Bir de bilgiyle kişisel veriyle kişisel veri sahibi ilgili kişi arasındaki bağı kopartarak. Örneğin şu anda benim ekranımda 4 hanımefendinin ya 4 kişinin görüntüsü var. 3 hanımefendi dediğim zaman Defne Hanım'ı mı, Sumru Hanım'ı veya Ayşenur Hanım'ı mı ifade ettiğim yapılamadığı için başkası anlayamadığı için bu da veriyle kişi arasındaki bağlantıyı kopartıp anonimleştirme şeklinde bir imha metodudur. İmha ettiyse bu bahsettiğim 3 temel koşuldan herhangi birinin gereklerini yerine getirerek o zaman kişisel veri sahibinin haklarının korunması açısından üzerine düşeni yaptığını genel olarak söyleyebiliriz veri sorumlusu. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bütün bu açıklamalarınız için gerçekten ufuk açıcı oluyor. Şimdi artık oturumlarımızın sonuna geldik. Bütün konuşmacılarımıza tekrardan çok teşekkür ederim. Katılmayı kabul ettikleri için ve bütün soruları cevap verdikleri için dinleyicilerimizden kusura bakmamalarını diliyorum. Bütün soruları soramıyorum süre kısıtlamasından dolayı. Ancak genel anlamda kime ortak konular çıkıyor ve onları konuşmacılarımızla elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Tüm konuşmacılarımızı tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Eğitimden bağışa, bağıştan arşivlerin analizine, arşivlerin sergilenmesine, oradan hukuka dayanan çok kapsamlı bir konferans oldu. Dinleyicilerimiz de güzel sorularıyla konferansı zenginleştirdiler. Bir soru çok sık geldi. Acaba konferansın kaydı olacak mı? Sonrasında izleyebilecek miyiz? Evet, konferans şu anda kaydedilmekte ve bir kaydı olacak. İlerideki tarihlerde uygun bir platformda konferansın videosunu koyacağız. Bununla ilgili bilgileri web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Koç Üniversitesi dijital koleksiyonlarında Koç Üniversitesi Kütüphanesi, Suna Kıraç Kütüphanesi'nden ulaşabilirsiniz. Son olarak bir başka etkinlikten bahsetmek istiyorum. Koç Üniversitesi kütüphaneleri olarak bir sanal poster oturumu yaptık ve kütüphanelerin bu pandemi dönemindeki zorluklarını, nasıl bu zorlukları çözüm getirdikleriyle ilgili farklı kütüphanelerden posterler geldi. Hazır kalabalık bir ekibiz şu anda. Haberi olmayan yoksa web sitesini ziyaret edebilirler. Daha fazla bilgi almak için oraya da bakabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ve tekrardan tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Bizden bugünlük bu kadar. Çok sağ olun. Ben teşekkür Herkese ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun.